Tamamdır. Buyurun hocam, söz sizde. Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Hızlıca bir ne yaptığımızı hatırlayalım ki dersimizi kopmadan devam ediyor olabilelim. Ben yine kendi görüntüm dahil bütün görüntüleri saklıyorum. Sanırım sizle ilgili hiçbir farklılık oluşturmuyor bu ekranlar. Dün en son şeyler yapmıştık hatırlarsanız. Bir zaman serisi verisini Excel'den alıp R'ın içerisine tanıttık. Tanıttıktan sonra, burada tanıttıktan sonra geldik ve onu Excel'den data frame'e attık. Data frame'e attıktan sonra adlarını değiştirdik. İki tane sütun halinde onları görebiliyor olduk. Sonrasında bunları birer zaman serisi değişkeni olarak ayrıca kaydettik ve zaman serisi için frekanslarını düzenlemelerini yaptık. Frekanslarını düzenledikten sonra bu görüntü bizim alışık olmadığımız bir zaman serisi görüntüsü olduğu için bu hale çevirmek için XTS komutundan bahsettik. Zaman serisi haline getirdik değişkenlerimizi. Sonra bunların grafiklerine baktık ki grafiklerinde mevsimsel etkiler fark ettik. Ancak grafikler bize yeteri kadar mevsimsel ve bilgiyi vermedi. Ham grafikler. Bu sefer mevsimsel grafiklere baktık. Her bir mavi çizgi bir çeyreğin ortalamasıydı ve her birinin birbirinden farklı olduğu sonucuna vardıktan sonra aslında mevsimsel etkinin olduğunu gözle görebildik ama bizim için tabii bilimsel bir çalışmada gözümüzle gördük demek yetmiyordu. Bunun için bir mevsimsellik testimiz vardı. Webel ve Olekin 2019 çalışmasındaki mevsimsellik testini kullandık. Sonra burada şöyle bir sonuç bulduk. Diyordu ki burada bakarsanız test identifies seasonality diyor. Yani test mevsimselliğin olduğunu söyledi her iki değişken için. Sonra TraumaSits komutunu öğrendik. TraumaSits ile mevsimsellikten ayırdık bunları. Ayrı birer değişken olarak kaydettik. Kaydettikten sonra bu değişkenleri yine zaman serisi olarak frekansı 2005'ten 4 çeyrek olmak üzere kaydettik. Kaydettikten sonra geldik. Serilerde varyans büyüyor mu diye denemek için serinin gözlemlerini artıra artıra gittik. Yani 2005'ten 2005'in şöyle söyleyeyim ya da gözlem olarak söyleyeyim. 5 gözlem için, 6 gözlem için, 7 gözlem için, 8 gözlem için diye artırdık. Varyansları bulduk. Daha sonra varyansları bulduktan sonra dedik ki evet varyanslar büyüyor. Artık bizim bir bunu sınamamız lazım. Yine önsel olarak gözümüzle gördüğümüze biz güvenemeyiz. Bunu yine test yöntemiyle ortaya koymamız lazım. Bunun için geliştirilmiş bir test var. Bu tamamen R1 sürecine dayanıyor dedik. R1 sürecine dayanan Augmented Dickey Fuller testi var. Dickey ve Fuller adında iki ekonometristin yaptığı bir test sonucunda R1'den gelen bir regresyon modeliyle, tam cümleyi kuramadım, regresyon modeliyle buradaki parametrenin anlamlılığına bakarak biz değişkenin durağan olup olmadığına karar vereceğiz dedik. Bunun için üç ayrı analiz türü var dedik ADF için. Bunlar nelerdi? Bir tanesi hem trend hem sabit terimin olduğu. Bir tanesi sadece sabit terimin olduğu. Bir tanesi de hiçbirinin olmadığı. Bunun için ne önemli dedik? Şuna dikkat edeceğiz. Eğer bizim verimizde ortalama sıfırsa ele aldığımız değişkende bu modeli kullanmamızda sakınca yok. Ama eğer seri ortalamadan farklıysa genelden özele doğru gideceğiz. Ne yapacağız? Önce trendi koyacağız. Bakacağız. Trend anlamlı mı? Anlamsız mı? Anlamsız. Attık. Sonra sabit. Sabit anlamlı mı? Anlamsız mı? Anlamsız. Attık ve en son buraya döndük. Şimdi burada ne demek istiyoruz? Birlikte gelelim. ADF için arkadaşlar üretilmiş R tarafından sağlanan iki tane kod var. Bunlardan bir tanesi Uğurca kütüphanesinin altında bulunuyor. UR.CA kütüphanesi. Zaten baştaki library kısmını siz durdurduğunuz zaman daha rahat inceleyebileceksiniz. Buna videolar nasıl olsa YouTube'da yayınlanacak diye biliyorum. Burada ben başına DS koydum ki kod çalışmıyor olsun. Çünkü 3 ayrı tip içinde kod çalıştırırsa tabii ki hata verecek. Şimdi UrDF kodu var. Uğurca kütüphanesine bağlı. Bir de AXTE'ye bağlı ADF kodu var. Bunların arasında ne farklılık var? ADF konumunda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. ADF testinde testi yapıyor ama ne yaptığından haberiniz yok. Size direkt sonuçları veriyor. Örneğin şurada bir tanesi için ben yapayım size. Ne demek istiyorum? Mesela ADF nokta test dedim ve GSMH dedim çalıştırdım. Bana verdi ama neyi verdiğini bilmiyorum. Yani hangi model, kaçıncı tip? Tip 1, tip 2, tip 3 diyor ama burada hangi değişken anlamlı, hangisi anlamsız çok net bilgiler yok. Ben bunu kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum size. Bizim için ne önemli dedik? Acaba trend önemli mi? Trend anlamlı mı? Sabit terim anlamlı mı? Hangi model türünü seçeceğim? Şimdi bakın bu Urca kütüphanesinin içinde yer alan UnitRoot DF, Dickey Fuller'ın açılımı olan, UnitRoot Dickey Fuller'ın açılımı olan bu testin argümanları şu şekilde oluyor. İlki testin adı fonksiyon yani URDF. İkincisi bağımlı değişkenimiz. Bağımlı değişkenimiz yani incelemek istediğimiz değişken. Bu değişken zaten zaman serisi değişkeni olmak zorunda. Bu bir zaman serisi olmalı ki
ben buna bir birim kök testi uygulayabileyim. Sonra tür diyor. Bakın type'ta 3 tane bileşen var. Buraya C koyduk ama bu şundan dolayı. Ben bu kodları tabii şöyle zannetmeyin ya. Erkan Hoca da her şeyi aklında tutuyor. Bravo, bu kadar kodu. Yok öyle bir şey ya. Kim aklında tutabilir bu kadar? Soru işareti koy buraya. UR.DF yaz. Çalıştır. Bak sağ tarafa geldi. Bu test nasıl çalışıyormuş? Geliyoruz example kısmına. Example'da bak buraya örneğini vermiş. Al burayı. Burası değil, pardon. En genel haliyle nerede anlatmış? Aa, burada koymuş bak. Al burayı böylece. Getir. Kendi değişkenine göre modifiye et. Bu bütün testlerde zaten bütün fonksiyonlarda R'ı kullanmayı bilmek önemli. Amacımız zaten burada R kullanmayı öğrenmek. Bir testin nasıl çalıştığı değil. Farklı farklı testleri de R'da biz yapabiliyor olmamız lazım. Şimdi böyle bir sorun yaşadık. Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını bilmiyorsak hemen soru işaretini koy. Yanına burada gel çalıştır. Sağdaki help'ten de bunu oku, kendine uygunla. Ben burada gördüm burayı mesela, aldım buraya getirdim sizin için de. Ama tabii şöyle bir şey var. Test 3 ayrı fonksiyon için aynı anda çalışmaz tabii ki. Yani buraya adam C koymuş ama combine etmiş bunları. Çalışmıyor, ben denedim. Burada 3 farklı tip için koymuş işte. Trend için, drift dediği sabit terim için, bir de hiçbirinin olmadığı için koymuş. Lag dediği işte kaç tane maksimum lag'a kadar gitsin. Hani ben söylemiştim ya, şöyle düşünün. Bir regresyon modelinde en uygun modeli bulabilmenin en uygun yolu gecikmelerini alıp modele, daha doğrusu gecikmelerin olduğu bir modelde en uygun gecikmeyi bulmanın yolu, en büyük gecikmeden en küçük gecikmeye doğru gidersiniz yavaş yavaş ve bulduğunuz AKK veya Schwarz bilgi kriteri değerlerini bir yere not alırsınız, sonra bulduğunuz en küçük değere göre de hareket edersiniz. Şimdi bu durumda bunu bilgisayar kendisi yapıyor. Buraya maksimum lag'ı girersiniz. Kendisi ona göre ayarlar. Mesela ben burada bir şurada gördüğünüz gibi 12 tanesi için yapmışım bunu. Şimdi burada şöyle bir şey geliyor. Hemen bakın select lag istiyor. Select lag ne demek? Hangi kritere göre seçeyim? Mesela hangi yöntem daha sizin için uygun? Burada da biliyorsunuzdur belki. Belki bilmeyen de vardır. Cimrilik ilkesi diye bir şey var. Parsimonious ilkesi. Burada AKK en küçük gecikmeyi verir. Neden en küçük gecikmeyi almak isterim? Çünkü şöyle düşünelim. Benim 24 tane değişkenimin olduğu ve 3 tane modelimin içerisinde tahmin edeceğim parametre olduğunda 24 değişkende 3 de parametre çıkartırsam serbestlik derecem 21 olur. Ben ne kadar çok gecikme alırsam serbestlik derecem o kadar küçülür ve tahmin ettiğim aralık daralır. Daha az veri kullanırım. Ne kadar ben gecikmeyi az alırsam aslında o kadar daha cimri bir model kullanmış olurum. Daha etkin bir sonuç alırım. Onun için bununla ilgili ben AKK ile ilgili bu cimrilikten bahsettiği kısmı da direkt alıp buraya kopyaladım ki bir atıfta da bulunmuş olayım sizler için. Şimdi geldim. Sırasıyla ADF testlerini yapacağım ben. Bütün değişkenler için. Şimdi bütün değişkenler için tek tek yapıp benim hafıza tutma olasılığım yok. Böyle bir insan evladı yok dünya üstünde. Bunun için ne yapmam lazım benim? Ne yapmam lazım? Bunların her birini benim dün anlattığım sistematikle kaydetmem lazım ki tek tek çağırıp çağırıp hızlıca bakayım. Şimdi ilk değişken için yapıyorum. ADF testi yapıyorum. Bakın atamanın sol tarafından bahsediyorum. Değişkeni, daha doğrusu yaptığım testi, fonksiyonu. Bir değişkeni atıyorum. Ne atıyorum? Mesela ADF testi yapıyormuşum. Alt tire koymuşum, T demişim. Ne demek istemiş olabilirim? Trendli modeli yapıyorum bak. Kendime not. ADF, trend koyacaksın. Hangi değişken? GSMHSA için. Süper. Ben bunu 10 hafta sonra da atsam bunun ne olduğunu hatırlarım. Çünkü ben kendim oluşturdum bu kısaltmayı. Peki trende göre yapıyorsam ne yapmam gerekiyor? UR-DF fonksiyonunun yanına ilk önce değişkenimin adını yazdım. Süper. Virgülden sonra şöyle görünür normalde. Ama işte burası çok kalabalık oluyor böyle. Demiştim ya size, virgülden sonrasını aşağı atarsanız kendisi onların olması gerektiği satırlara ayırır. Hem de bak şöyle argümanları sırayla görürsünüz. Mesela birinci de bu varmış. İkinci argüman bu. Üç bu. Daha rahat görürsünüz. Gözünüz daha iyi odaklar oraya. Bir dakika, bu konuşunca çok alışık değilim, böyle hızlı hızlı bir de şeye yetişiyormuş gibi süreye yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çok fazla konumuz var ve kimseyi hem sıkmamak istiyorum, konu bu bütünlüğüyle alakalı. Bir de size bahsetmek istediğim iki tane daha konu var. Bir tanesi bunların ggplot, bir tanesi de bu online çalıştırabileceğimiz R. Onun için biraz da hızlı yapmaya çalışıyorum. Eğer fazla hızlı gidiyorsam da lütfen kusura bakmayın. Amacım bir an önce sizlere daha fazla şeyi anlatabilmek. Şimdi buradaki argümanlara geliyorum. Type dediği hangi model türü? Trend dersen üçüncü model olacak şuradaki. Tamam mı? Eğer drift dersem ikinci model olacak tırnak içinde.
None dersem de en baştaki tabii ki bundan olacak. Bu kadar basit. Şimdi geldim. Lux diyor. Bunu 12 koyuyorum. Neden 12 koydum? 3 yıldan geriye gelsin diye. Bunun için önsel bir böyle kabul edilmiş bir gerçek yok. Hani illa şu olacak, illa 8 olacak, illa 12 olacak diye. Ama ben 12 lakhtan geriye doğru gelsin istedim. Ve kriter olarak da AK2'yi belirledim. Biraz önce söylediğim gerekçeden dolayı. Bunu çalıştırdım. T'nin içi ne yaptı? Hemen geliyorum. Bunun özet istatistiklerine bakıyorum. Bakın summary, ADF, T diyor. Çalıştırdım. Altına iniyorum hemen. Burada verdi. Bana 10 gecikmeye kadar en uygun gecikmeyi bulmuş. Bulduğu test istatistiği nerededir? Hemen bakalım. Test istatistiğim bu. Ve TAU'ya bakıyorum. %5'te görüyorsunuz ki durağan değil. O zaman benim bunun farkını almam gerekecek. Neden durağan değil? Buraya açıklamasını da yazdık. Durağanlık için karar verecek olursak, kriter %10 için bile olsa -3.15. Benim hesapladığımda eksi, burada farklı çıktı. Gerçi ben verinin kısmışım galiba. Hesapladığım test istatistiği de benim şu. İlk başta verdiği test istatistiği. Diğerleri sabit terim ve trend için verdiği P değerleri. Onlara ihtiyacım yok. Onu buraya yazabilirim. Bu yine tabii ki o değer bundan küçük. Bir şey değişmedi test için. Ve anladım ki ADF diyorum, gayri safi milli hasla mevsimsellikten arındırılmış serisi durağan değil ama T'ye göre. Peki trende geliyorum, anlamlı mı? Biraz önce o kadar konuştuk. Trend değişkenine gelelim. Evet, buradan görüyorsunuz ki anlamsız. Trend değişkeni anlamsız. Yani benim bu tahmin ettiğim ADF modeli aslında doğru bir ADF değil. O zaman ne yapacağım? Trende atmam lazım. Tamam. Trende atalım. Trende atalım. Trende atarsak buraya ne yazacağım? Drift yazacağım bu sefer, değil mi? Drift yazdım. Bu sefer bunun adını değiştirip buraya ne yazacağım? Hatırlayayım diye trend yerine D diyorum. Tamam mı? Buradaki drift'i buraya getirdim. Bir de bunu çalıştıralım. Buna bakalım. Peki nerede hata verdi? Drift yazdım çünkü T koymadım. Drift. Çalıştırdık, çalıştı. Bunu çalıştırdık. Tabii ki buna D demem lazım arkadaşlar. Sık yaptığım hatalardan bir tanesi benim, bakın. Bu da güzel bir örnek oldu. Atamadaki D'yi değiştirdim ama çağırmak istediğimde değiştirmedim. Yaratmadığım bir şeyi çağırmaya çalıştım az önce, hata verdi. Şimdi tekrar deneyelim ve geldi. Bakıyoruz. Şimdi ne dedik? Az önce trend anlamsızdı. Peki intercept anlamlı mı? Intercept %10'da anlamlı. Tamam, artık ben bu test için konuşabilirim. Geliyorum buraya, test istatistiğine bakıyorum. Hala durağan değil. Neden? Bu değerden küçük değil. Tamam, tamam. O zaman benim artık sabit terimim de anlamlıysa ne yapmam lazım? Fark almam gerekiyor. Peki fark almayı ben R'da nasıl yapıyorum? Bizim için önemli olan unsurlardan bir tanesi ne dedik? R'da her şeyi yapabiliyor olmak. R'da fark almanın komutu çok kolay. Diff yazıyoruz arkadaşlar. Diff dedikten sonra değişkenin adını yazıyoruz. Ve difference'a da kaçıncı gecikmeye kadar, kaçıncı farka kadar almak istediğimizi giriyoruz. Bunu uzun uzun yazıyor musunuz? Hayır, yazmıyorum. Buraya geliyorum mesela. GSMH dedim. Alt tire koydum. Taba bastım klavyeden. Hemen kendi tamamladı. Sonra difference'ı uzun uzun yazıyor muyum? Hayır. Diff dedim. Bak kendi çıktı zaten. Enter dedim. Birinci fark. Kendi zaten yazıyor benim yerime. Tamam. Tamam. Buraya bak, yine ben değişkenimi ne kadar güzel ayarlamışım kendim. D1 diye oluştur. Neden D1? Difference 1. Yani birinci gecikme. Bunları unutmayayım. Yarın öbür gün ben bu dosyayı açtığım zaman, acaba ben buna ne isim vermiştim diye sorun yaşarsam boğulur giderim bu çalışmanın içerisinde. Tamam. D1 dedim. Farkını aldım. Peki D1 dediğim değişkeni ne yapacağım? Bir çağıralım bakalım D1'de ne var? Evet, farkını almış. Ama burada NA var. Bakın ne dedik? R'da ne yazık ki arkadaşlar NA'ları dikkate alıyor ve hata veriyor bilgisayar. Hemen benim ne yapmam lazım? NA'yı dışında bırakacak şekilde seçmem lazım. Yani şurada NA şu ise benim şu aralığı seçip almam lazım. Bunu dışarıda bırakmam lazım. Bu kaçıncı gözlem? Basit zaten. Birinci gözlemi dışarıda bırakacağım. Tamam. 2'den başlayacak. Bunun uzunluğu kadar olacak. Yani burası 60'ıncıydı. Geleyim bakayım ne yazmışım ben. Çok güzel. Daha profesyonel olmuş böyle yapmak. Length ile girmişim bu komutu. Neredeyim? Buradayım. Bakın ne yapmışım? D1 birinci gözlemi NA olduğu için burası birinciyi almadan 2'den geri kalan hepsi için al, bunu D1 diye kaydet diyorum. Tamam, basit bir işlem. Önce D1 dedim. D1'i ata. Ne olarak ata? Farkını al GSMH'nin ve bir farkını al. Tamam.
Bana ne ağ attı? Ne ağ'ı dışarıda bırak. Neden dışarıda bırak? Ne ağlarla iş yapamıyor, hata veriyor. Çok güzel. O zaman geldim buraya ve şimdi yine en başa dönüyorum. Ne yapacağım? Sırasıyla hızlıca ADF'yi 3 farklı model için uygulayacağım. Ama 3 farklı model için hemen uygulayacak mıyım bilmiyorum. Belki trend anlamlı çıkacak ve duracağım. Gelelim. Yine geldim buraya. Bakın yine ADF testi yapıyorum dedim. Ne için? Alt tire trend için yapıyorum. Hemen trendin T'sini koydum. Hangi değişken? Farkını aldığım milli gelir için. Süper. Bunu ata. Ne olarak ata? ADF TD1 GSM SA olarak ata. Peki neyi atayacak? UR yani unit root iki fuller atayacak. Bu nasıl çalışıyordu? Tekrar hatırlatalım. Değişkenin adı, virgül, model türü, trend, maksimum gecikme ve AK2. Tamam, çalıştıralım hemen burayı bir. Umarım hata vermeyecektir. Verecek çünkü oluşturmadım. Verecek çünkü oluşturmadım konuşurken. Şunu çalıştırmadım. Şimdi çalıştı. Şimdi trendliyi çalıştırdım ve trendlinin özet istatistiklerine bakalım sırasıyla. İndik aşağı. Trende bakıyorum anlamlı. Trend anlamlıysa tamam demek ki doğru model üzerinden yorum yapabilirim. Peki bir farkını aldım seri durağan mı? Ne yazık hala durağan değil enteresan bir şekilde. Seri I1 bile değilmiş. Zannediyorum bu mevsimsellikten arındırma işleminde bir takım serinin karakteristiğini bozacak işlemler yarattı bize. Normalde gayri safi milli hasıla serisinin I1 çıkmasını biz bekleriz. Yani bütün iktisat, bütün ekonometri camiasında yapılan çalışmalar da bunu destekliyor. Ama burada farkını alırken demek ki yaptığı alttaki bir algoritma seriyi I2 olacak şekilde ayarladı bize. Tamam sorun değil. I1 de değil. I1 de değil. Hala durağanlaştıramadım seriyi farkındaysanız. Ne yapmam lazım? Yeniden fark alacağız. Neyin? Gayri safi milli hasılanın. Kaçıncı farkı? Bu sefer ikinci farkını alacağım. İkinci farkını alacağım. Tamam. Bunu buraya niye koymuşum bilmiyorum. Şu gidecek. İkinci farkını al diyeceğiz. Burada mıyım ben? Evet buradayım. İkinci farkını al. İkinci farkını aldıktan sonra şurada. Bu sefer ne olacak bu? Ne olacak? Bir serimize bakalım. Serimize bakalım hemen. Hangi seriydi? Farkını aldığımız seri DGSMHSA fark 2. Yani şu. Bu kadarını bir çalıştıralım. Bakalım seri ne halde? Kaç tane NA'mız var? Kaç tane yok? Ben de hatırlayamıyorum. Bak iki tane NA geldi iki farkını alınca. Gördünüz mü? Bu sefer ne yapmam lazım? Benim bu NA'ları yine dışarıda bırakmam lazım. Neden? Çünkü ADF testi NA'larla çalışmıyor dedik. O zaman tamam. Bakın üçüncüden başlasın. Sonuncuya kadar olan bütün verileri alsın. Ne diyoruz? Hatırlayın. Bir herhangi bir vektörün daha doğrusu açtığımızda matris ya da vektör ikisi için de aynı. Köşeli parantezin içindeki sol taraf satırlarını veriyor. Sağ taraf sütunlarını veriyordu. Vektörde sadece satır olduğu için satır üzerinden işlem yapıyoruz. Bu bir vektör ve sadece satırları var. Aralığı belirlemek için üçüncüsü, ilk satırın üçüncü elemanı, ilk sütunun üçüncü elemanı, satırı, sonra geri kalan hepsi dedim. Çalıştıralım bakalım ne ağlar gidiyor mu? Bir kere daha çalıştıracağız. Şu kodu, şu kadarını atabildik mi? Attık evet. Bakın ne ağlar gitti. Şu anda yeni bir ADF daha yapabiliriz. Yine başa döndük. Ne yapacağız? Bu sefer ADF testi yine bu sefer trend için yine ikinci fark için D2 GSMHSA geldim. Önce trendten başlayacağım. Yavaş yavaş gideceğim. Unutmayın bu satırların altına virgül koymazsak kod hata verir. Yani her bir argümanın arasında virgül var ve maksimum 12 gecikme için yapacak. Çalıştıralım. Ve özet istatistiğimizi görelim. Bakalım ne diyor. İndik aşağı ve nihayet bütün rakamlardan bu küçük. Fark ettiniz mi? Tau 3'teki artık serim durağan oldu. Yani bir kağıda da yazabilirim. Buraya not alıyorsam buraya da yazabilirim. Benim çalışacağım seri eğer durağan bir analiz yapmak istiyorsam milli gelirin iki farkını almam gerekiyormuş ki durağan olsun. Bakalım mı? Grafiklerine şuradan hemen plot D1 GSMHSA bakalım. Birinci farkını aldığımızda ne oldu? Aslında durağana yakın bir görüntü var burada. Durağana yakın bir görüntü var ama hemen
Bir önceki dersten hatırlarsak buna bir ortalama ekleyelim. Bakalım ortalama serisini eklediğimizde ortalama gerçekten ortalamadan mı geçiyor? Bakın burada ortalama diye bir seri oluşturdum. Şuraya formülünü de yazmışım. Ortalamaları oluştururken D1'lerin ortalamalarını 59 kere kaydet ki her bir gözlem noktasında bir ortalama gözüksün. 51-59 kere. Sonra bunu kaydet dedik değil mi? Neredeydi? Çalışmanın içerisinde ben bile kendi kodlarımda boğulabiliyorum. Onun için bu açıklamalar son derece önemli. Bazı arkadaşlarımızın ben biliyorum R projesinin içerisine diyezlerden hoşlanmadığını, R projekten çalışıp R stüdyolardan çalışma. Ama bunu yaparsanız ben çok tavsiye etmiyorum. Ben kendi kodumu ertesi gün unutuyorum. Bakın burada sizlere hazırlanırken bile kaç defa üstünden geçtim, denemeler yaptım. Ben yine unuttum. Hangisinde ne diyordum? Hemen bakın buraya geliyorum. Farkı alınan serinin grafiği yazmışım. Buradan geldim. Tamam. O zaman önce matrisi oluşturayım ben bir. Oluşturdum. Bu matrisi oluşturdum. Vektörü daha doğrusu. Sonra bunu bir zaman serisi tanıtayım. Ortalamaları tanıttım. Şimdi bu iki seriyi birlikte çalıştırıp bakalım hakikaten bu seri ortalamasından uzaklaşıyor mu? Gerçekten merakla bakıyoruz. Evet bakın. Bir kısmı ortalamanın altında, bir kısmı ortalamanın üstünde. Yani bu çizgi seriyi neredeyse ikiye böldü. Yani ben hala buna durağan diyemem, evet. Hala durağan diyemem. Bu serinin hala ortalaması değişiyor. Burada farklı bir ortalama var, burada farklı bir ortalama var. İki tane farklı ortalamayı görüyor gibiyim. Demek ki gerçekten bu seri I2 olmuş. Tamam. Şimdi aynı işlemleri ne için yapmam gerekecek? Bir de CA için yapmam gerekecek. CA için. CA için yapmak için şimdi ne yapacağım? ADF önce trendlisini başlatıyorum. Ne yapacağım? ADF testi trendi içerecek ve cari açık için. Tamam. Trendi içerecekse type'ın içinde trend yazmalı. En fazla 12 gecikme bana yeter dedim. İşimi görüyorum. Çalıştırdım. Ve hemen özet istatistiklere bakıyorum. Seri düzeyde duran mıymış? İndik geldik. Bu rakam bunlardan büyük. Yani seri durağan değil. Seri durağan değil. Ha, trende bakalım değil mi? Asıl işimiz burada ama trend anlamsız gördünüz mü? Trendin kat sayısına bakalım şöyle. %10'dan bu rakam %10'dan çok 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 büyük. Demek ki bu seride trend yok. Peki trende atalım. Bir de drift için yapalım. Bakın D koymuşum. Drift için yapalım. Yani sabit terim için. Çalıştırdık. Belki trende atınca seri duran hale gelecek bilmiyoruz. Peki intercept anlamlı mı? Evet %10'da anlamlı. Burada durabilirim artık. Serim de benim sabit terim olacak. Sabit terim yani şuraya geldiğimde şu modelim doğruymuş. Şu modelim doğru. Sabit terimim anlamlı çıktı. İniyorum alta. Geldim hemen bakıyorum. Test istatistiğim ne yazık ki hala duran değil. Demek ki bu seri de durağan değil. Tamam. Bu seri de durağan değil. O zaman ne yapacağım? Bir bakayım mı plot CA'ya? Hemen. Gerçekten durağan değil mi? Seri yukarı doğru gidiyor mu? Baktığınızda sanki bir yok gibi, durağan gibi görünüyor ama demek ki gözle ayırt edemediğimiz durumlar da ortaya çıkıyor işte. İkisini birlikte çalıştıralım. Bakın. Hani ben kendi gözüme çok güveniyorum diyorum ama demek ki çok da güvenmemek gerekiyormuş kendi gözlerimize. Tamam mı? Demek ki bu seri duran değil. O zaman ne yapacağım ben? Benim bu serinin bir farkını almam gerekiyor. Alalım, farkını alalım. D1 dedim bakın. Yine insanoğlu unutur. D1, CA, SA koyduk. Farkını alıyoruz. Çalıştıralım. Bakın demişim serinin birinci farkını alındı demişim. Yapalım, yaptık. Sonra aldık ya aynı işlem. Birinci seri NA oldu. İkiden başlayalım. Bunu R'ın anlayacağı bir dile getirelim. İlk gözlemi dışarıda bırakalım. Bıraktık. Ve hemen yine en başa döndük. Ne yapacağım? 3 model yapacağım. Trend, drift, none. Başlıyorum. Trendi koydum. Trendi koyduktan sonra geldim. Bakıyorum. Trend anlamlı mı? Ne yazık değil. İkinci bir iş çıktı bana. Hiç buralara bakmama gerek yok. Trend anlamsız. Geldim buraya. O zaman drift için bakacağım. Yani sabit terim için. Hemen modelimi çalıştırıyorum. Zaten bu kod hazır burada. Çalışma yaparken sadece şöyle yapacaksınız. Ctrl-C, Ctrl ve trendin yerine drift yaz. Bu kadar basit. Yani 50 saat böyle
şey gibi banka soyguncularının olduğu filmlerdeki gibi tıkır 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 yazmaya gerek yok. Kopyala, yapıştır, çalıştır. O kadar basit. Gözünüzü korkutmayın yani. Çalıştırdım. Geldim buraya bakıyorum. Sabit terimim anlamlı mı? Sabit terim de anlamlı değil. O zaman üçüncü bir iş çıktı. Drift'i de atacağız. Nan yapacağız. Drift'i atmayacağız. Nan yapmayacağız. Neden yapmayacağız? Neden yapmayacağız? Ne dedik? Bu serilerin ortalaması sıfır mı? Hayır değil. O zaman anlamsız da olsa bu modelde sabit terim kalacak. Biraz önce de yani aynı hatayı yapmış olabilirim ben. Aceleyle giderken fark ettim ki ben oraya drift'i biraz önce kendim atıp yerine nan yazdım ama yazmamam gereken bir şey yaptım. Aceleyle giderken böyle şeyler olabiliyor. Bu iki iktisadi serinin de ortalaması sıfır değil. Yani ben sabit terimlerini atamam. Buradan da Savaş Hocama selam gönderiyorum. Atamam. O zaman ne yapmam gerekiyor? Benim, bu sürekli yaptığım bir hatadır çünkü benim de arkadaşlar. Yani ben acele bir iş yaptığım zaman her zaman diyorum, burada dün de söylemişimdir. Benim kadar hata yapanınız aranızda kesinlikle yoktur. Acele yaptığınız işi hatalı yaparsınız. Yavaş yavaş gitmekte fayda var ama ben yetişme amacıyla bir takım kaygılarla burada hızlanıyorum. Ne yaptık? Dedik ki bu iktisadi bir seri. Bu serinin ortalaması sıfır değil. O zaman ben bu sabit terimi atamam. Artık bu değişken üzerinden, bu test üzerinden yorum yapmam lazım. Tamam. Yapalım. Geliyorum test istatistiğime bakıyorum. Farkını alınca evet %1'de bile durağan oldu. Tamam. Artık kağıdımın bir kenarına şöyle yazabilirim. Ya da buraya yazarım. Kağıda gerek yok. Şimdi şunları öğrendik. Gayri safi milli hasıla I2 çıktı ve cari açık I1 çıktı. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Burada ben kalkıp sizinle birlikte makale yazmıyorum tabii yani. Hani olur. Bu I2 çıkar, öbürü I5 çıkar, I7 çıkar. Ne çıkarsa çıkar. Ne çıktı önemli değil. Biz burada ne öğrenmeye çalışıyoruz onun üzerinde duralım. Bir ADF testini çağırmayı öğrendik mi? Öğrendik. Drift, trend, sabit terim nasıl kullanılıyor öğrendik mi? Öğrendik. Grafiğini nasıl çiziyoruz öğrendik mi? Öğrendik. Nasıl yorumluyoruz? Duran olup olmadığına karar veriyoruz. Öğrendik mi? Öğrendik. Süper. O zaman şimdi var yaptığımız zaman ne yapmamız lazım? Bizim vara duran değişkenlerle girmemiz lazım. Genellikle aynı dereceden duran çıkarlar ama burada I2 çıktığı için bunu bu sefer hipotetik bir örnek bu. Varsayımsal bir örnek. Burada benim ne yapmam gerekecek? Benim aynı dereceden durağan olduğu genellikle çıkar ama çıkmazsa da farkını alır, aynı derece olmasa da durağan değişkenlerle, özellikle durağan değişkenlerle var analizi yapmam lazım. Peki var analizi için ne olması lazım? Şimdi EVS'e girdiğinizde varı seçtiğinizde eğer gecikme uzunlukları farklıysa ne yapıyor o? Otomatikmen ortak vektörleri alıyor, ortak sayıda gecikme uzunluklarını size analizi yapıyor. Ama bu R'da ne yazık ki bu iş böyle yürümüyor. Şimdi bakın, gecikmesini aldığım serinin uzunluğu 58'miş, tamam mı? GSMH'nin ama cari açınki 59'muş. O zaman peki bunlar birbirine eşit mi diye soruyorum. Bakın LengthD2 bilmem ne bilmem ne ile GSMH ile bu birbirine eşit mi? Sevgili Ars bana lütfen cevap verir misin? False dedi. Yani dedi ki bunlar birbirine eşit değil Erkan dedi. Tamam. O zaman false dediysen hadi bunları eşitleyelim. Ne yapacağız? Tabii ki şunu yapacağız. Bunun tamamını alacağız. Bundan bir tane atacağız. Değil mi? O zaman bunların birer tanesini atabilmek için hatırlıyorsanız değişkenin adını yazdıktan sonra köşeli parantezimi çalıştırırım. İçerisine içinde kalmasını istediğim gözlemleri koyarım. Artık bakın adlarını ben uzun uzun yazmamak için birini MG yapmışım, birini Y yapmışım. Çünkü ikide bir GSMH alt tire Y falan hiç gerek yok. Tembel insan her zaman tembeldir. Ben her zaman en kısa yoldan bir işi yapmaya çalışırım. Buna MG diyeyim, buna Y diyeyim. Hemen geldim buraya. Bunu oluşturdum. Bunu da oluşturdum. MG'yi ve Y'yi oluşturdum. Sonra bunları zaman serisi olarak tanıtmam lazım yeniden. Çünkü yapacağım işlem hep zaman serisi analizi. Var modelinde çok önemli bir ayrıntı var. Bizim vara girecek değişkenlerimizi combine edip tek bir matriste vermemiz gerekiyor. Çok önemli bir bilgi. Ben onun için var modeline girecek değişkenimi var modeli diye kaydediyorum. Bakın matrisimi. Bu matrisine de artık var modeli olsun. Ve column bind diyorum. Yani sütunları birleştir. Y ile milli gelir. Çalıştıralım. Yaptık. Şimdi
Bunu böyle çalıştırırsan bakın var modelini, bakalım ne diyecek. Çalıştıralım. Bakın seri 1 dedi, seri 2 dedi. Ben unutkan adamım. Hata yaparım. Mutlaka yaparım. Benim ne yapmam lazım? Bunların isimlerini değiştireyim de başıma iş açmasınlar. Tamam. Oluşturdum. Var'a girecek iki değişkenim var. Tamam. Nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Call names diye bir fonksiyonumuz var. Çok güzel. Column names yani. Ne diyor? Sütunların adları. Bunu az çok İngilizceden çıkartırız zaten. Sütunların adları neyin? Var modeli dediğinin sütunlarının adları. Tamam. Ata. Ne olarak ata? Birini Y yap. Baştaki Y'ydi. Birini de MG yap. Tamam da ben bunları atarsam başına niye C koyuyorum? Çünkü iki tane birden fazla işlem varsa ne dedik? Ne yaparsan yap Arda. İki tane, üç tane, beş tane ise başına C koymak lazım. Tamam, koyalım. Çalıştıralım. Tekrar soralım. Değil mi? Olur ya. Yaptı mı yapmadı mı? Şuydu değil mi? Diyorum ya ben kapıyı hocam, kilitledikten sonra bile. Bir araya giriyorum. 2005,3 olması gerekmiyor mu diye bir uyarı yapmışlardı. Hani buradayken söyleyeyim dedim onu. Tamam. 3 de olabilir. Fark etmez. Sonuçta verinin uzunluğu aynı olacak için sonucu değiştirecek bir etki değil. Hani 2019'a kadar gider. Ya bu rakamsal olarak bir fark vermeyecek. Sadece benim verimi nereden nereye girdiğimle alakalı. Mesela o 2020'de bitirecek onu. Ben 2021'de. Şu anda ben aralığa dikkat etmedim ama bu o kadar önemli bir detay değil. Yani rakamı değiştirecek bir unsur değil. Sonuçta düzenli giden bir frekans olması ve belirli bir aydan başlaması. Şimdi birinci gözleme attık, ikiye attık. Doğru söylüyor. Üçten başlaması lazım. Düzeltelim ama dediğim gibi bu analizi değiştirecek bir şey değil. Tamam. Geldik buraya. Tekrar çalıştıralım bunları. Hiçbir şey değişmeyecektir. Tamam. Peki bu iki değişkeni ne yapmışım ben? Core var diye data frame'i atmışım. Core var diye data frame'i atmışım. Ne amaçla? Çok güzel bir fonksiyon var benim çok kullandığım. Belki siz de kullanmak istersiniz ileride. Ondan bahsedeyim diye yapmışım. Aynı değişkeni arkadaşlar. Var modelini bir de data frame olarak kaydetmişim ben. Neden biliyor musunuz? Bakın ggpairs diye bir tane kod var Arda. Size çalıştırdığınız zaman bu iki değişkenin hem korelasyonu istatistiksel olarak anlamlı olsaydı burada yıldız olacaktı. Bu belli ki anlamlı değil. Hem histogramlarını hem de böyle neyi veriyor? Serpilme diyagramını, scatter plot'ını veriyor. Burada bir sürü değişkeniniz olsa hepsi için yapacaktı. Bu çok şık bir grafik türüdür. Bunu kullanmanızı ben öneririm. Ben çok fazla kullanıyorum bunu. Aynı şey bir de ne için var? ggcore var bir de. Bakın onu da çalıştıralım. Bu da bir tane değişken olduğu için buraya bir tane koydu ama 10 tane olsa burada bir sürü kutucuklar olacaktı. Bakın bunun rengi mavi yani soğuk bir renk, sıfırın altındaymış. Eğer bu korelasyon aralarında yüksek olsaydı burası kırmızı olacaktı. Yani bu iki tane fonksiyon ggpairs ve ggcore benim çok sevdiğim iki tane komut, fonksiyon. Sizin de bunu kullanmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü bir çalışmayı göze hitap eden hale getirdiğiniz zaman kafanızda çok şey daha güzel canlanabiliyor. Şimdi geldim. Şimdi VAR'da ne yapıyoruz biz iyi üstü arkadaşlar? Hatırlayanlar vardır belki. Önce ben değişkenleri durağan hale getiriyorum. VAR'a giriyorum. VAR'a girdikten sonra hatırlarsanız orada en soldaki sekmenin içinde lag length kriterya diye bir şey var. Var'ın gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekiyor. Birden fazla kriterimiz var bizim. İşte Akaike var, Schwarz var, Hannan Quinn var. Bunlardan hangisine göre en küçük gecikmeyi alırsam artık tahmin etmem gereken var'ın uzunluğunun olması gerektiğine karar veriyorum. Şimdi benim var'ın gecikme uzunluğunu belirledim mi? Hayır. O zaman önce var'ın gecikme uzunluğunu belirleyelim. Tamam. Bakın yine ben burada anlattım anlatmadım. Çok önemli değil. Geldiniz. Hatırlıyorsunuz bu VARS kütüphanesinin içinde. Bu kütüphaneleri zaten en baştakini siz videoda dondurursunuz izlerken tekrar. Şu library'deki bütün kütüphaneleri eğer bunu niye yapıyorsam acemi gibi olduk. Bu library'lerin hepsi burada bugün kullandıklarımız. Bunlara ihtiyaç duyacaksınız. Bunların hepsini siz de çalışmanızda başa yüklerseniz hiçbir sorun yaşamadan bunları çalıştırırsınız. Şimdi dönelim. Nerede kalmıştım?
Bakın bu diyezlerle gittiğim için, diyez boşluk dediğim için bana tıpkı bir Word'deki gibi çok güzel çalışma sayfası ayarladı. Geliyorum şimdi. Ben varın gecikmesinde kaldım. Tıkladım, bakın oraya da hemen geldi. Bunu kaybedelim. Geldik. Varın gecikme uzunluğu. Tamam, ne dedik? Ya gerek yok bunların hepsini hafızanızda bu kadar tutmaya. Koy soru işaretini. Var select neyle çalışıyor? Aa, bu var tahmin ediyor. Bu var select de değil. Yukarıda mı? Var select nerede? Heh, burada bakın. Var select. Tamam. Bir bakalım, soru işareti koyduk. Var select. Yani varın gecikme uzunluğu seçerken nasıl kullanılıyormuş? Bakın, information criterion FP for different var P. İndik. Argüman burada yazıyor. Bak, benim hiç söylememe gerek yok. Hangisi için? Constant, trend, both, none. Burada bir sabit terimli olanı alacağız. Sadece season'ı null diyeceğiz. Exogen'e null. Bizim dışsal değişkenimiz yok. Tamam. Geldik buraya. Geldik. Bakın. Gecikme dedim. Niye? Çünkü gecikme uzunluğunu belirlemek istiyorum. Hatırlayayım. Gecikme diye adını koyayım ben bunun. Varın gecikmesini belirliyorum. Bunu atayalım. Ne dedik? Atama operatörünün solu değişkenin veya atayacağınız nesnenin adı, sağ tarafında da hangi fonksiyonun çalışacağı. Tamam. Buna gecikme adını koymuşum. Ne yapıyor burada? Var select yapıyor. Parantezi açtın. Ne koyacaksın? Tabii ki var modeline girecek olan değişkenlerin matrisi. Tamam. Virgül koyduk. Alta indik. Type constant terim var mı? Var. Virgül. İndik alta. Logmax. En fazla kaç gecikme için bakayım diye soruyor sana. 12'ye kadar bak bakalım. Exogen var mı? Yok. Season değişkeni var mı? Yok. Tamam. Çalıştıralım. Çalıştırdık. Kaydetti. Şimdi bakın. Gecikmenin içerisinde gelirsek, bunları da hatırlamak, ezberlemek zorunda değilsin. Geldin buraya. Tamam. Geldin buraya. Hep bu diyezden sonrakileri unutuyorum. Şöyle. Gecikmenin içine attı ya bunu. Gecikme. Bakın yine o bahsettiğim renk, 3 renk geldi. Bak, kırmızı, mavi, sarı olan bir bütün bir bilgi olan, içinde birden fazla bilgiyi saklayan bir obje var burada. Tıkladım. Ve dolar işaretine basarsam biliyorum ki birden fazla içinde bir şey var. Biri selection'mış, biri kriteriyaymış. Tamam mı? Tamam. Selection. Şunu sileyim artık, size göstermek için seçmiştim. Selection'a tıklayayım. Ne diyor? Selection'da diyor ki Akaike'ye göre 9. Hanlan Kuyun'a göre 9. Schwarz'a göre 4. Final Prediction Error'a göre 9. Tamam. Burada demek ki benim burada yanlış yazmışım. Bunu 4 yönteme göre de demişim. Bunu siliyorum artık. 4 yönteme göre değil. Neye göre? SC'ye göre, Schwarz'a göre, Schwarz'a göre gecikme uzunluğu 4 olarak belirlendi. Söyledim ya size, ben birden 3-4 değişken için size hazırlık yapmıştım ama çok uzun sürecek diye, yetiştiremem diye ikiye indirdim ki bir sürü ADF'lerle falan boğulmayalım. Kısa bir VM modelden çalışalım. Şimdi bunun 4 olduğunu belirledim. Peki tamam da ben bunu tezimde sunuyorsam, bir akademik çalışmada veriyorsam, biri bana diyecek ki kardeşim çok güzel 4 belirledin de senin gecikme uzunluğuna ilişkin verdiğin kriterya değerleri nerede? Hemen vereyim hocam, onlar da burada. Bakın, tamam. Şu gecikmenin içine kriteryaya tıklarsam bunlar da mesela işte birinci gecikmede bunlar, ikinci de bunlar, üçüncü de bunlar. Dörtte en küçük buymuş. Şivarzmış. Bunları isterseniz kendiniz sonra karşılaştırırsınız. Zaten bakın 6.56, 6.54 oldu. Büyümeye devam ediyor. Belli ki bu. Bu Eevee ne yapıyor? Yanına getiriyor. Yıldızlar koyuyor en küçüğün yanına. İşte Arda böyle bir handikap olabilir belki. Hangisi olduğunu. Ama zaten bize söylemişti ya bir öncekinde. Selection'da söyledi zaten. Kopyasını verdi. Dedi ki bak, eğer Schwarz'ın dördüncü gecikmesine gidersen orada minimumu bulursun dedi, yıldız koymak yerine. Ben de kriteryaları çalıştırdım. Götüreceğim bunu, artık tezimde raporlayabilirim. Koyarım. Write to table derim bunlara. Write to table komutunu biliyoruz. O bize kalkar. Buradaki her şeyi Excel'e atar. Burada temel R kodlarından bahsetmiyorum ama ihtiyaç duyan olursa onları ileride belki benimle iletişime geçerler. Onlardan seve seve bahsederim. Çünkü burada yetişmeyeceğini tahmin ediyorum şimdi. Dediğim gibi kriterlerimi belirledim. Artık 4 gecikme için bir var modeli tahmin etmem gerektiğini anladım. Şimdi var modeli tek başına yorumlanabilir bir model mi? Hayır. Neden? İktisadi bir temeli yok. Ne yapıyoruz? Modeli ve modelin kendinde yer alan değişkenleri ve bunların gecikmelerini modele koyuyoruz. İktisadi teoriye tamamen aykırı. Neden? Çünkü ben kalkıyorum.
Varsayın ki insani gelişmişlik endeksiyle petrol fiyatlarını koyuyorum bir tarafa, açıklamaya çalışıyorum. İki alakasız değişken de bunlar. Şimdi olmayacak bir şeyi başa atıyorum, olmayacak bir şeyi başa atıyorum. Sırayla bunları bağımlı değişken yapıyorum. Bir de gecikmelerini koyuyorum, modelde tahmin ediyorum. Bu model yorumlanır mı? Yorumlanmaz. Ama bu bir sistem. Sistem birlikte nasıl hareket ediyor? Ben bunu tespit etmeye çalışıyorum. Tamam. Madem var kullanmayacağız, o zaman ne yapacağız? Vardan bir yere gideceğiz. Nereye gideceğiz? Etki tepki fonksiyonlarına gideceğiz. Ne yapacağız etki tepki fonksiyonlarında? Acaba bir değişkende meydana gelen değişim diğerini nasıl etkiliyor, onu tespit etmeye çalışacağız. Çok güzel. Peki bunun için ne lazım? Tabii ki var modelinin tahmin edilmiş olması lazım. Tamam. O zaman ben var tahmini diye de bir tane değişken oluşturayım. Bakın yine bir atama operatörü koydum. Soluna var tahmini dedim. Sağına da var modeli dedim. Bakın bildiğiniz V, R, Vector Autoregression'ın baş harfleri. Bana soruyor, Vector Autoregression'a hangi veri setiyle giriyorsun kardeşim diyor. Var modeli diye tahmin ettiğim değil. Sütunlarını birleştirdiğim bir veri setiyle giriyorum. Tamam. Sabit terimim de var. P4 diyor. Nereden çıktı bu? P4 ne demek? Belirledik ya burada. Gecikme uzunluğu 4. Tamam. Geldim burada yerine koydum. Dışsal değişkenlerim yok. Ve bunu çalıştırıyorum. Var modeli tahmin edildi. İlle vermek istiyor musun çalışmana? Genellikle ben vermiyorum yaptığım herhangi bir makale çalışmasında ya da bir tez öğrencisiyle konuştuğumuz zaman bana hocam nasıl bir analiz yapalım dediğinde var modelin tahminini vermiyorum. Ama illa benim hocam görmek istiyor, raporlamak istiyorum diyorsan ne dedik? Summary diyorsan, yanına da tahmin ettiğin fonksiyonu çalıştırırsan sana çok güzel verir. Bak, var estimation results diyor ama bütün sonuçların burada var. Bunları istiyorsan raporlayabilirsin. Ama dediğim gibi bu tek başına raporlanan bir veri, daha doğrusu yöntem değil. Buradan bir yere gideceğiz. Nereye? Etki tepki fonksiyonlarına gideceğiz. Çok güzel. O zaman ne yapacağım? Yine benim çok düzgün isim vermem lazım. Global environment'ıma bakın, benim ne kadar karıştı bakın. Neler yok neler yok. Ama hangisinin ne olduğunu ben biliyorum. Neden? Çok tertipli çalıştım çünkü. Mesela dedim ki bak, buna baktığım zaman ben bakıyorum. Ortalamaların olduğunu anlıyorum. Yukarı geliyorum. MG milli gelirdi. Korvar dediği korelasyonlarını oluşturmak için oluşturduğumdu. GSMH, GSMH'ydi. SAA işte bunun seasonal adjusted olanıydı. Mevsimseliydi. Yani çalışmanızı şöyle yapmayın asla. Ben ne isim vereyim? Aklıma gelmedi. O sıra saate bakıyordum. Ya da saat olsun. Dersen yarın o saatin ne olduğunu unutursun. Sonra ortada kalırsın. Onun için en temizin ne? Neyle çalışıyorsun? Ne isim vermek istiyorsan onu ver ki yarın baktığında, ileride bir gün, bir hafta sonra, bir ay sonra baktığında bile hatırlayabil bunun ne olduğunu. Bakın ne kadar güzel ben buraya açıklamalar yapmışım ne işe yaradıklarına ilişkin. Bunları yazmak sizin çok vaktinizi almaz. Ama bu hayat kurtarır. Bir gün açarsınız, ben bu etki tepki fonksiyonunun nasıl çalıştığını unuttum dediğinizde bunlar devreye girer. Her bir argümanın karşısına bakın ne işe yaradığını sırayla yazmışız. Şimdi etki tepki fonksiyonunu elde etmeye gelelim. Etki tepki fonksiyonu IRF dediğimiz bir fonksiyonla çalışıyor. Burada görüyorsunuz IRF. Tamam. Ne yapacağım? Tabii ki atama yapacağım. Etki tepki atayım bunları. Soluna etki tepki yazdım. Atama operatörümü koydum. IRF yazdım. Artık etki tepki fonksiyonunu ben elde ettiğim o matristen mi yapacağım? Hayır. Etki tepki nereden çalışıyor? Tahmin ettiğim vardan çalışıyor. O zaman ilk argüman ne olacak? Çok basit. Tahmin ettiğim var modeli olacak. Bakın adını da var tahmini koymuşum ki koyduğumda hatırlayayım. İmpals. İmpals ne demek? İmpals etki. Response tepki. Kim etki verecek? Milli gelir. Kime? Cari açığa. Tamam. En ehet diyor. Ne demek? Yani bu fonksiyondaki kaç taneye kadar ileri gitsin? 20 tane istiyorum. 20 tane. Bunlar olması gereken argümanlar. Bunları böyle koyuyoruz. Tamam mı? Boot, orto ve runs'ları. İşte ortogonality var mı diye soruyor. Bootstrap yapayım mı diyor. Evet yap diyorum. Kaç kere deneyeyim? 1000 tane yap diyor. Bunlar bizim çalıştırmak zorunda olduğumuz fonksiyonlar. Çalıştıralım. Bakın biraz sürecek. Şu anda etki tepki fonksiyonu çalışıyor. Yaptı. Bitirdi. Şimdi yaptım. Hani? Hanesi burada işte. Plot diyeceğiz. Bize verecek. Plot. Neyin plotu? Etki tepkilerin plotu. Çalıştıralım. Niye vermedi? Bir daha yapalım. Heh, verdi.
Korktum bir an sizin karşınızda. Şimdi etki tepki fonksiyonları, burada grafik çok anlamlı çıkmadı. Niye? Zaten hipotetik örnek cari işlemler açığını bir tek kalkıp da benim milli gelirim mi açıklıyor? Hayır, oysa açıklayan onlarca değişken var. Faiz var, reel döviz kuru var, enflasyon oranı var, varoğlu var. Ama şimdi bu etki tepki fonksiyonu nasıl yorumlanıyor? Şöyle yorumlanıyor, bakın. Milli gelire impulse response from MG. Kimden diyor? Milli gelirden. Yani milli gelir değişkeninde bir standart sapmalık şok verdiğimizde, ne demek şok? Yukarı fırlattık. Bir anda arttı. Bir standart sapma. Bir standart sapmalık bir şok verdiğimizde milli gelir değişkenine, acaba cari açık buna nasıl tepki veriyor? Bakın ilk başta bu anlamlı olsaydı burası, şu sıfır bandını hiçbiri kesmiyor olsaydı, ki kesmediği noktalar şu aralık var. Şu aralık var. İlk dönem pozitif tepki veriyor, artırıyor. Sonra azaltıcı bir etki yapıyor. Sonra tekrar yükseltiyor ve bu şekilde devam ediyor. Ama bu çok yorumlanabilir bir grafik olmadı. Çok yorumlanabilir bir grafik olmadı. Yani anlamlı tepkiler elde edemedik. O da sebebi belli. VAR sistemimiz çok yavan bir sistem. Ama burada şunu düşünelim tekrar. R'da biz etki tepkiyi nasıl elde etmeyi öğreniyoruz? R'da etki tepkiyi elde edip iktisadi yorumlamasını öğrenmiyoruz. Burada amacımız bizim bir fonksiyonu elde etmek. R'da bu şekilde elde ediliyor. Tamam mı? Peki bunu elde ettim. Ya bunu ben dışarıya nasıl aktaracağım? Burada duracak mı böyle? Yok. Bakın bu R isterseniz bunları inline olarak verir. İsterseniz konsola verir. Bak output in console. Şimdi konsola ver dediğimde bana soracak. Buradakini sileyim mi? Sil. Tamam, bir daha çalıştıralım. Nereye gitti? Heh, burada. Bakın şimdi şu konsol kısmına bakın ben çalıştırırken. Plot etki tepki buraya geldi. Export diyorum. Copy to clipboard diyorum. Mesela bunları en yüksek değer girdiğinizde o kendisi uygun bir aralık belirleyecek. Bakın 1340'a 589 olarak kendisi çözünürlüğünü güncelledi. Update diyorum. Bakın çok güzel bir şekilde aldı. Bunu buradan copy dersem götürürüm. Word'ümün içine yapıştırırım. Bir daha göstereyim nasıl yaptığımı. Şimdi buradan aldım ben. Çalıştırdım. Sağ tarafta grafiğim geldi. Export. Dışarı alacağım mı? Export. PDF olarak alırsam Word'ü almam zor olur. Copy to clipboard. Yani panoya kopyala. Panoya kopyalasın diye geldim. Bakın burada çözünürlükler var ama ben bilmiyorum bilgisayarımın çözünürlüğü kaçı destekliyor. Buraya en yüksek rakamların olabileceği rastsal rakam giriyorum. 4 basamak girdim. Bakın o kendi bir anda bakın bunu düzeltecek. Şuraya geldi. Hayır. En yüksek bunu veriyormuş. Update preview diyorum. Update preview. İşte yaptı. Ben bunu geleceğim. Copy plot diyeceğim. Götüreceğim. Çalışmamın içine atacağım ve çalışacağım. Bu kadar. Benim şimdilik bu etki tepkiyle ilgili söyleyeceğim de bu kadar. Şimdi bir de varyans analizini de ayrıştırmasını da yapalım. Yorumlayalım. Sonra aramızı verelim. Zaten yaklaştık. Varyans ayrıştırmasında da arkadaşlar yine benzer şekilde bir komutumuz var. Nedir o? FEVD. Bakın solda FEVD. Bu varyans ayrıştırmasının komutu. Peki varyans ayrıştırmasında neyin varyans ayrıştırması? Tabii ki var tahmini. Var tahmininin varyans ayrıştırması. NAHED dediği 12 tane gözlem için yap. 12 dönem için yap. Çalıştıralım bakalım. Tabii burada kaldı bu. Konsolda kaldı. Bunu değiştirmem lazım. Inline yapayım ki şu satırın altına versin. Nerede? Chunk output inline. Tamam. Çalış bakalım. Evet. Şimdi geldim. Ben Y'nin ayrıştırmasına bakıyorum. Milli gelir ne kadarını açıklıyor? Bakıyorum. Birinci dönem tabii kendi açıklayacak varyans ayrıştırmasında. Varsayın burada bir sürü değişkenlerimiz olduğunu düşünün. Açıklayıcı çok fazla ya da açıklayıcı demeyeyim. Vara giren bir sürü değişkenim var diyelim. O zaman bana diyecekti ki bu Y dediğim cari açığı hangisinin en çok açıkladığını buradan görecektim. Mesela diyecekti ki buna 0.006 diyor ya. Diğerine başka bir rakam. Diğerine buradaki en büyük elde ettiğim sütundaki gözlem benim cari açığımdaki toplam varyanstaki değişimin en çok açıklayan değişkenim olacaktı. En çok açıklayan değişkenim. Bende bir tek ne var? Milli gelir var. Tabii ki en çok milli gelir açıklıyormuş gibi. Ne kadarlık bir varyans açıklamış? İşte binde altı olarak açıklamış değil mi? Binde altısını birinci dönem, sonra ikinci dönem, üçüncü dönem, dördüncü dönem diye gidiyor. Artık bunu alıp tablo halinde şuradan direkt alıp Word'üme atıp
çalışmamın içerisine koyup ben buradan varyans ayrıştırması sonuçlarımı verebilirim. Yine dediğim gibi bu aslında bizim için bir varyans ayrıştırması analizinin ekonometrik yorumlanması olarak ekonometri dersi diye düşünmeyelim. Bu acaba R'da nasıl yapılıyor bir varyans ayrıştırması onu diye düşünüyorum. Çünkü iki tane değişkenden elde ettiğim çok mantıklı bir sonuç zaten ben beklemiyorum. Şimdilik şöyle yapalım. Ben sözü Mübine arkadaşımıza yeniden vereyim. Kendisi herhalde bir arayla ilgili açıklama yapar. Sonra İlk aradan sonra şunu yaparız. Bu bilgisayarı da belki işlemcisi RAM'i yetersiz olan arkadaşlar vardır. Ellerinde bilgisayarı olmayan ve ağ kurulu olmayan bir bilgisayar vardır internete bağlı. Nasıl ağı çalıştırabiliriz onu anlatacağım. Sürprizimizden birisi buydu. Daha doğrusu sürprizimiz buydu. Bir de bir GG Plot'la birlikte bir grafik yapalım. Bu önemli. Burada genellikle hatalar yapılabiliyor. Bir de ggplot'ta güzel bir grafik elde edelim beraber. Hem başlığını, hem puntolarını, rengini, hizalamasını bunların hepsine beraber bakalım. Sonra da çalışmamızı burada bu etkinliğimizi sonlandıralım. Ben şimdi sözü Mübine arkadaşımıza veriyorum. Teşekkür ederiz hocam. Birkaç tane soru geldi ama ikinci yarıda daha iyi vaktimiz olur diye düşünüyorum. Oraya Tamam. bırakıyorum soruları. Hani Tamam. geriye dönüp olmadı o kısımla ilgili cevaplarız. Şimdi araya gidelim. Yani çok uzatmadan 5 geçe başlayalım. Tamam. Bir çay molası olmuş olsun hocam. Süper. Teşekkür ederiz. İkinci yarıda görüşürüz. Tamamdır. Görüşürüz. Tekrar merhabalar. Şimdi ggplot ile grafik. ggplot nedir? ggplot dediğimiz ggplot 2 adı altında bir kütüphane sayesinde bizim grafikler oluşturmamıza yarayan bir kütüphane fonksiyonlar bütünü. Bunu anlamak çok önemli bir şey. Şöyle düşünelim. Aranızda eğer Photoshop kullananlar varsa belki oradan akıllarına gelebilir. Her biri bir katman arkadaşlar burada oluşturacağınız grafikte. Her biri bir katman ve bir katman diğerini örtmeden, onu kapatmadan, ona engel olmadan geliyor. Onun için ggplot kütüphanesinde her bir satırdan sonra yazacağımız her bir argümandan sonra artı ile devam ediyoruz. Önce library'den ggplot 2 fonksiyonunu çağırıyoruz ve onu aktif hale getirdikten sonra bir plot oluşturmak istiyorsak önce ggplot diye bunu yazıyoruz. Tamam mı? Zaten daha önceden söylemiştim. Bazen şöyle şeyler oluyor. Mesela işte IEEE'de çok kolay grafik çizebiliyorduk. Bunda niye çizemiyoruz? Yok, bunda da çiziyorsunuz. Plot deyin. İçerisine as nokta xts deyin. Hangi değişken? gsmh idi mesela. gsmhs. Söyledin, çiz dedin. Çizer sana zaten hani bunda da o kadar uzun değil çizmek. İşte buradan bakın plotun içindeki parantezdeyim. GSMH de değil. Virgül koyduktan sonra argümanlar var. Ne gibi? Kol dersen tahmin ediyorsunuz. Renk işte. Red dersen bunu aynı anda kırmızı yapar. Buna eğer sen blue dersen tabii ki mavi yapar. Orange dersen portakal rengi yapar gibi turuncu yapar falan. Geldin bunu sildik. Geldim buradan anlatmaya devam edeyim. Bu güzel grafiği şunu oluşturayım önce. Bu güzel grafiği oluşturmanın bence şık bir grafik bu. Ben şahsen keşke tezimin zamanında R kullanıyor olabilseydim de böyle güzel grafiklerle tezimi süsleyebilseydim. Bunu oluşturmak için önce ggplot'u çalıştırdım. Buradaki her satırın ne işe yaradığını söylersem siz de kendiniz oluşturabilirsiniz. Geomline dediği bakın artı dedim bir katman ekle bana. Bir katman ekle. Burası şu an yok. Şurayı görmezden gelin. Satır satır gidelim. Diyorum ki bak sevgili Ar, bana bir line oluştur. Yani bunun adı line işte bu kırmızı olan line. Line oluştur. AS dediğimiz neyin kısaltması biliyor musunuz? Estetiğin kısaltması. Estetik. Tamam. AS böyle parantez açtı. Estetiksin anlamı şu. X ve Y'de neler olacak? Bana ondan bahseder misin diyor Ar. Bana X'i Y'yi söyle ben de ona göre çizeyim. Tamam. O zaman söylüyorum sevgili Ar. X olarak bana benim ilk data frame'imdeki tarihleri kullanacaksın diyorum. Bir hatırlayalım mı onlar nelerdi birlikte? Bakın EVDS diye data frame'im vardı. Bunun içerisinde benim tarihler vardı. Bir çağıralım neymiş bu arkadaşlar? Bakın tarih etiketleri. Hepsi de bakın tırnak içinde karakter olarak girdiğim tarihler. Bunları al. Nereye koy diyorum?
X olarak koy. Tekrar grafiğimizi çağıralım. Bakalım nerede kullanmış bunu ggplot bize. Bakın altta, altta kullanmış. Tarihleri getirmiş, buraya koymuş. Benim buraya neye ihtiyacım var? Milli gelire. Tamam, bakın. Burada şöyle bir nokta var. X'i girdikten sonra yanına virgül koyuyoruz. AS'ten sonra da parantez açtık. Bakın ilk parantez geomline. Yani çizgi grafiğinin parantezi. İkincisi estetiğin parantezi. Estetik ne? X ile Y koordinatları. X'in yerini söyledim. Y neydi? Milli gelir. Tamam. Bakın şu anda ben geomline'dan çıkmadım. Geomline'ın parantezi bu. Bakın buraya geldiğimde hemen şunu da işaretliyor. Bana aralığı gösteriyor. Bu parantez buradan başlar diyor. Burada biter diyor. Yani şu an geomline'ın içindeyim. Buraya geldim. Kol diyor. Red diyor. Tamam. Rengi kırmızı yapmışım. Bunu ben yazamadım. Çaklık yapalım. Çikolata rengi oldu. Akşam akşam diyet bozan bir ders olsun bu. Burası bakın çikolata rengine dönüştü. Peki bu size ne olabilir? Deneyelim. Argümanlar elimizde. 3 yapalım mesela bunu. Size 3 yaptığımda nasıl değişti grafik? Bakın kalın bir şey oldu. Hiç hoş bir şey olmadı. Bunu kendim deneye deneye bakıyorum. Size 1.5 yaptım ve ilk katmanımı oluşturdum. Tamam. Ben genellikle sevgili arkadaşlar şöyle bir şey kullanıyorum. Biliyorsunuz ki zaman serisi grafiklerinde çizgi kullandığınız zaman buraya karşılık gelen noktaları tespit etmek çok zor. Hangi gözlem noktası nerede oluştu? Sonuçta bunları birleştiriyor ya. Şuraya bir diyez koyarsam ne demek istediğimi ben anlatabileceğim çok güzel. Diyez koyayım o satırı çalıştırmasın. Tekrar çalış diyelim. Bana böyle çizecekti. Bakın bunun üstünde nokta nokta yok. Hiçbir şey yok. Şimdi buradan ben bir iktisatçı olarak baktığımda, iktisatçı ekonometrici olarak baktığımda diyeyim. Nokta ne, hangisinde acaba, hangi gözlem neredeydi bilemiyorum içine yaklaştığım halde. Burada ikinci bir katman giriyorum bakın. C on point. Diyorum ki bu sefer noktalar koy. Noktaları da aynı yere koy. Aynı yere koyarsa ne yapacak? Götürecek öbür grafiğin tam üstüne koyacak. Tamam. Onun rengini white yapayım ki belli olsun. 0.3 değil de burada görünsün diye 5 yapayım. Çalıştıralım. Bakın ne güzel hemen noktalar geldi. Hangi gözlem noktalarından bu grafiğimi oluşturmuş çok rahat görebildim. Nasıl indim? Artı dedim. Bakın artı dedim. Artı dedikten sonra geom point dedim. Yani noktalarla yap. Yine estetiğe girdim. Neydi estetik? AS. X hangisi? Y hangisi? Bunu söylüyorum bilgisayara. Ara. Bilgisayara değil. R bunu yapıyor. Sonra artıyla bir alt kata indim. Bakın burada xlab diyor. Xlab dediği şuradaki, bakın xlab dediği x eksenine verdiğim isim şurası. Buraya ne isim vereceğimi ben burada xlab de giriyorum. Artı dedikten sonra bir katman daha oluştur diyorum. Tıpkı asetat kağıtları düşünün. Eskiden belki bizim zamanımızdan burada kimse yok ama böyle hocalarımız gelirlerdi ekonometri derslerinde şeffaf kağıtlara böyle koyardı. Evde ölçeklendirmiş olurdu. İkinci kağıdı da koyardı. Sanki iki grafiği üst üste koymuş gibi olur görürdük. Hataları getireyim derdi. Bedriye Saraçoğlu hocamız vardı. Üçüncü kağıdı getirir üstüne koyardı. Hataları görürdük. Aynı onun gibi. Üstüne şeffaf kağıtlara çizilmiş katman gibi. Bunların her birisi bir katman. Her biri şeffaf kağıda yazılı bir katman bunların. Tamam mı? Şimdi bakıyorum. Xlab'da ne olacak? Xlab neydi? Bu grafiğin X eksenine verdiğim isim. Dönem. Tamam. Dönemi girdim. Buraya yazmışız zaten. Bakın siz videoyu durdurup bakabiliyor olacaksınız. X ekseni başlığı. Y ekseninin başlığı demişim. O da GSMH buraya koymuşum. Sonra GG title. Title ne demek? Başlık demek. GG title diyorum. Başlığın adını yazıyorum. Başlığımda gayri safi milli hastanın 2000 Q1 5'ten 19'a kadar olan grafiği. Tamam. Bunu yazdım. Sonra bu arkadaki güzel kareli olan, kareli ölçeklendirilmiş arka planı ben çok seviyorum. Onu kullanmak için bu tema black and white diyor. Bunu eklerseniz bu siyah beyaz alan geliyor. Bir bunu olmadığını düşünelim. Bakalım nasıl çalışacak. Birlikte test edelim. Burayı çalıştırıyoruz. Bakın çirkin bir şey oldu. Kareler, mareler, ölçekler gitti. Şimdi bakın bir de bunu devreye alıp çalıştıralım. Bu temanın fonksiyonunu. Bakın
Çok güzel bir çerçeve koydu. Siyah beyaz bir çerçevenin içerisine aldı benim grafiğimi. Tamam. Peki bir alt satırımız ne işe yarıyor? Bakın burada scale y continues. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Benim y verilerim sürekli değişken. Ve bu y verilerim sürekli değişken ya. Sen her 10 tane de bir, her 10 tane de bir bunların buraya adını bir zahmet yazar mısın diyorum ara. Şu sol tarafa. Birinci, 11. 21. 31. 41. 51. diye buraya ölçeklerini koysun istiyorum. Onun için buraya nelerin ölçeklerini? EVDS'nin içindeki milli gelirin en 10 tane de bir. Tamam. Bu o işe yarıyor. Bakın breaks dedi. Durakları yani. Bu komut o işe yarar. Tamam mı? Bakın hep artıyla gidiyorum. Hep bir katman koyuyorum buraya. Sonra bakın burada bir tane daha var. Bu sefer scale y date diyor. Neden? Benim x eksenim date'lerden oluşuyor. Bu sefer bana soruyor. Peki bu date'lerin aralığı ne olsun? Aşağıda görünmesi gereği istediğin senin. Date'lerin nelerden oluşsun? Bunu 6 ay diyor. Mesela ben bunu 3 ay yapsam burası o kadar kalabalık olur ki. Çok bir şey göremem herhalde. Bakın çok acayip kargacık burgacık bir şey oldu. Ben şahsen yaşlı da değilim diyormuşum. Ama seçemiyorum buradan. Onun için ne yapmam lazım? İşte buraya geldim. Her 6 ayda bir göster dersen daha şık oluyor. Bakın böyle daha sade, daha okunabilir oldu. Tamam, bunların aralıklarını öğren. Peki ya burası da sürekli bir değişken olsaydı? Diyelim ki benim zamanım yok da ben enlerle çalışıyorum. O zaman ne yapacaktık biliyor musunuz arkadaşlar? Yukarıdakinin aynısı olacaktı. Yani scale y continuous olacaktı bu sefer. Scale x y continuous diyor ya. Burası scale x continuous olacaktı. Şunun aynısının burasının x'lisi. Buraya yine breaks pretty diyecektim. Bu sefer yine en 10 tane de bir, 20 tane de bir, kaç tane de bir girilmesini istiyorsam. Tekrar bakın buraya söylemişiz zaten. X ekseni, frekans aralığı. Sonra artı dedim bakın hiç artıları bırakmıyorum. Niye? Habire dosyama bir katman daha koyuyorum. Alta indim. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Buradaki eksen başlıklarının düzenlemelerine ihtiyacım var değil mi? Ne gibi? Mesela bold olsun, GSMH ve dönem yazıları, ayarlamaları, vertical just dediği işte bu buraya tam yapışmasın dönem, böyle birazcık aşağıdan gelsin. Ondan sonra H-Just dediği 0.5 bu horizontal just. Yani ne demek horizontal? Yatay. Değil mi? Vertical, dikey. Dikey limit filminden hatırlayın. Vertical limit de onun adı. Ben önceden İngilizcem çok kötü olduğu dönemler o tabii benim çocukluk filmime denk geliyor. Sizin için çok çok daha eski film olabilir. Vertical kelimesini hatırlayamadığım zaman aklıma dikey limit filmini getirmeye çalışırdım. Şimdi dikey oysa vertical ne? Horizontal ne? Yatay. Yatay nerede olsun? Şimdi 0, 1 ise 0 ve 1 aralığındaysa 0.5 dersem tam ortaya getirir. Bak 0.5 tam ortaya. Bunu 1 yaparsam ne olacak? Bakalım deneyelim birlikte. Şu grafiğe dikkatli bir gözünüzle bir hafızaya alın. Bakalım 1 yaptığımda ne değişecek grafikte. Sağ yapıştırdı gördünüz mü? Sağ yapıştırdı. Demek ki 1 burasıymış. 0.5 bura. Peki 0 girersem ne yapacak o zaman bunu? En soluna yaslar değil mi? Deneyelim. Hop evet bakın sola yasladı. Siz tezinizde nasıl çalışmak istiyorsanız, makalenizde, ödevinizde nasıl çalışmak istiyorsanız ona ilişkin verirsiniz. Şimdi buradaki tabii önemli detaylardan bir tanesi şu. Bu grafiği oluşturduk ama buradan böyle save image falan dersek çözünürlük kaybederiz. Çok kötü bir görüntü alırız. Onun için şöyle yapmamız lazım. Buraya geliyoruz ya arkadaşlar. Hemen buradan yukarıdan ayarlara geliyorum. Bunu inline'dan konsola çeviriyorum. Silsin. Bir daha yapacağım zaten. Sildikten sonra burayı çalıştır diyorum. Bakın buraya geldi. Buradan da diyor ki bana bunu dışarı verir misin? Verdi. Şuraya rastgele sayılar giriyorum. 4 basamaklı. Zaten o kadar yüksek çözünürlüklü bir bilgisayar yok hiçbirimizin evinde. Bana verebileceği en yüksek bu bilgisayar için 1340'a 589'muş. Belki sizin ekranlarınız daha büyüktür. Bu küçük 13 inçlik bir bilgisayar benim önümdeki. Update preview diyorum. Bakın çok güzel bir şekilde bir yere yapıştıracağım formata getirdi. Bunu kopyala dersem hafızasını alır ve kaybolur ekrandan. Bakın korkmayın kopyaya bastığında da gidecek bu. Copy dedim gitti. Ama hafızada duruyor. Bunu Word'de bir yere açar yapıştır dersem hemen yapıştırır. Sıradan devam edeyim.
Burada GG title'ın yerini söyledik. Bir de axis text'ler var. Mesela şimdi bakın şunu tekrar ben inline'a çevireyim. Aşağıda görebilelim birlikte. Output inline olsun. Tekrar çalıştıralım. Diyelim ki niye vermedi? Diyelim ki bunlar çok küçük geldi. İkisine eşit veriyor. Bunlar 8 punto yaptım ben ama hani ben biraz daha büyük görünsün istiyorum diyorsanız bakın element text diyor ya axis textleri. Bunları mesela 12 yapabiliriz mesela. Biraz daha büyütmüş oluruz. Tabii çirkin olacak ama olsun yine de burada görünmek amacıyla. Bakın böyle kör gözüne şeytan gibi kocaman oldu. Bu çirkin oldu bence. İki hali daha şıktı. 8. Bir de bunu daha böyle bilimsel bir şey yapıyorsam ben bunu çaklık maklık yapmam tabii. Black yaparım. Daha şık gözüksün diye. Evet, bu şekilde sunarsam daha böyle estetik durur. Bu ne diyor? Bakın element text angle 90. Bakın burada 90 derece dik duran bir tek bunlar var değil mi? X ekseni. Neden bu komutu çalıştırdım biliyor musunuz? Bakın bu benim ilk ara başladığım zamanlarda savaştığım bir durumdu. Bakın şimdi bu satır yok sayayım. Nereye gitti? Çalıştıramadı. Çalıştıramadı. Bu komut birlikte çalışıyormuş. Tekrar silip söyleyeyim. Kendim anlat. Yok. Cannot add A2 object dedi. Gören var mı bir hata yaptığım bir yerde? Şunu tekrar silelim. Tekrar çalıştıralım. Şu satırı ben. Ha, artı kalıyor tabii. Şuraya DS koyuyorum ama. Arkadaşlar hiç uyaran yok diyeceğim ama sesiniz kapalı tabii. Şu artıyı da silersem çalışır değil mi? Sanki bir sonraki satır varmış da adını söylemiyormuşum gibi oldu. Bakın gördünüz mü adlar nasıl karışık oldu? Neden biliyor musunuz? Her bir adı yan yana yazmaya kalkıştı. Buradaki gibi. Bunu aldı buraya, bunu aldı buraya. Çorba gibi oldu. Ne yapmam lazım benim? Bunları böyle böyle değil de böyle dikine çevirmem lazım. Onun için bu komut gerekiyormuş. Bu da angle dediği yani açısı. Bu dikey ayarlaması. Bu da uzaklığı. Çalıştıralım. Artı koymazsan hata verir. Niye? Ek bir katman çalıştırıyorum çünkü. Çalıştıralım şimdi ve güzel grafiğimiz oluştu. Şimdi son olarak bahsedeceğim bir şey kaldı. ggplot'ta bunu söyledim. Plot'la neler oluşturabileceğimizi söyledim. Bence bu şekilde benim önüme bir çalışma gelse ben şahsen etkilenirim. Yani R bilmiyorsam. Çünkü o ben Excel'in oluşturduğu o çirkin grafikleri gerçekten sevmiyorum. Hepsi aynı makineden çıkmış. Aynı tişörtler gibi herkesin üstündeki. Herkes aynı grafikleri kullanıyor Excel'deki. Hiçbir yaratıcılık yok. Hiçbir öznel bir şey yok. Bilmiyorum yine bana katılıyor musun ama bir Word'de çalışma geliyor bakıyorsun. Hepsininki aynı fabrikadan çıkmış gibi. Sanki birine yaptırılmış gibi. Ama Arda yapınca her şey çok daha kibar. Çok daha göze hitap eden. Bakın noktalarını ayrı koydum. Etiketleri değiştirdim. İstersen bu yazıların renklerini de değiştirirdim. Color'larla. Kişiselleştirme burada daha çok oluyor hocam. Çok daha güzel oluyor. Evet, oluyor. Çok daha güzel oluyor. Son bahsedeceğim özellik arkadaşlar. Ben öğrenciyken iyi bir bilgisayarım yoktu. Şimdi benim annemlerin evinde kötü bir bilgisayar da yok açıkçası. Benim eski bilgisayarımı onlara vermiştim. i5 işlemcili ve 8 GB RAM'li olmasına rağmen benim Arda yaptığım işlerde biraz beni bekletiyordu. Sonra ben internette biraz araştırma yaptıktan sonra şöyle bir şey fark ettim. Google'ın bildiğimiz bizler için verdiği internet sitesinde kullandığı serverlarını bize analiz yapmamız için herkese paylaşıyormuş. Ha ben bunu yeni öğrendim. Aranızda bilenler varsa ek bilgi olacak. O da şu oluyor. Diyelim telefonunuzu açtınız. Bir yerde bir veri gördünüz. Olur ya. Regresyon modeli. 20 tane veri var. Açtınız telefondan regresyon yapabilecek olan var mı aranızda? Yok. İmkansız. Kim yapacak en küçük kareler yöntemiyle regresyon? Ya da elinizde bir tablet var. Derse gittiniz. Hoca bir şey anlattı. Acaba bu rakam değişse nasıl çıkacak? O kadar kolay ki. Bakın. Bir tane Safari diyorum. Sizde Chrome'da olur fark etmez. Google Colab dedim ve yanına RStudio dedim. Tamam. Bu ekranımı görebiliyor musunuz? Bazen sadece R ekranı görebiliyoruz hocam. Tamam. Şimdi burada bakın R-Code Colab diyor. Çalıştırdım buraya geldim. Bakalım. Ha gayret. Bakın new version'a uyardı bana. Buraya gel dedim. Ve işte
bir ağır ekranındayım. Görüntüsü farklı. Kabul. Ama örneğin şöyle bir şey yapayım. Erkan diye bir değişken oluşturayım. Sample diyelim. Kaçtan kaça? 100'den 150'ye kadar 30 tane veri üret ve sonra bana bunları göster. Tamam. Bakın bir de uyarır ha bu şey olarak. Bunu önden tanımlı olan fonksiyonlarını size bunu mu demek istediğiniz gibi uyarılarda da bulunur. Bu da çok güzel. Bakın çalıştırıyorum. İlk çalıştırdığınızda soracak. Bu Google tarafından yazılmadı diyor. Bir virüs yazmış da olabilirdik. Kötü niyetli birisi. Ama ben kendim yazdım. Çalıştırabilir. Sıkıntı yok. Bakın. İlk kodu çalıştırırken size bir RAM paylaşacak. Size bir işlemci paylaşacak ve ondan sonra size şeyi belirleyecek. Ne kadar RAM ve işlemci belirleyeceğini söyleyecek ve çalıştıracak. Şimdi ilk işlem için biraz uzun sürdü ama bundan sonraki işlemlerde bu kadar sizi bekletmeyecek. Bakın bana ne vermiş bu bilgisayar için bakalım. Şimdi Erkan Sample dedim. Bakın üretti. Bana 30 tane veriyi hemen üretti. Bana Google bu işleri yapabilmem için tam 12 GB RAM vermiş. Benim şu an çalıştığım MacBook'ta 8 GB RAM var. Yani bu benimkinden daha iyi şu an. Tamam. Ve çift çekirdekli de bir işlemci vermiş. 107 GB da bana alan tanımış. 107 GB burada yazıyor bakın. 107 GB da sana alan verdim diyor. Şimdi ikinci bir fonksiyon yazmaya kalktığımda daha hızlı olacak. Mesela deneme diyelim. Bir kez daha sample yapalım. Bu sefer o kadar bekletmeyeceğini size temin ediyorum. Bakın sample'ı hemen getirdi. Bunu mu demek istiyorsun diye soruyor. Hemen 90'dan 100'e 130 140'a kadar şu 2.30 koymuşum. Yanlış yapmışım aslında. Virgül koymam gerekiyordu. 50 tane üret. Bakın bu daha hızlı çalışacaktır. Şunları sileyim. Çünkü ilk komutta nereden çalışacağını biraz karıştırıyor kafası arkadaşın. Nerede hata var? Söyleyebilecek olan var mı? Çalıştır. Ha yaptı. Tabii sorgulamadık ki. Sadece hafıza. Bakın ne kadar hızlı çalıştı. Yani diyeceğim şu. Burada herkesi düşünmemiz lazım. Evinde iyi bilgisayarı olmayan varsa buradan da çalışabilir sadece. Mesela iyi 3 bilgisayarı vardır. 4 GB RAM'i vardır. Çok kötü bir bilgisayarınız vardır. Tabletiniz vardır. Ya yanınızda belki sizin bilgisayarınız bile yoktur da ara ihtiyacınız vardır. Buyurun size online çalışan hiçbir kurulum gerektirmeyen bir ağır. Oturup bütün ödevlerinizi yapabileceğiniz, sonuçlarınızı alabileceğiniz bir ARP fonksiyonu da burada. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlarla da ilgili sürprizimiz buydu. Benim için çok önemli oldu bu şey. Yani bazen kafama bir şey takılıyor. Yolda diyelim ki arabayı ben kullanmıyorum. Otobüsteyim bir yerdeyim. Açıp bakıp bu böyle miydi? Doğru mu çalışıyordu diye test edebiliyorum. Üstelik grafiklerini yapabiliyorsun. Her şeyle çalıştırabiliyorsun. Ek bilgi veri yüklemenizi de bu drive'ınız üstünde çalışıyor sizin. Kaybolmuyor. Hepinizin Gmail'i vardır. Yoksa da edinmek çok basit artık. Google Drive'ın içerisine siz bir dosyayı atıyorsunuz Google Drive'a. Ve diyelim ki tezinizin verisi. Bu ben eminim benim bilgisayarımdan çoğu zaman iyi yapıyor. Belki sizinkilerden de daha iyi yapar. Sonuçları daha hızlı alırsınız bir simülasyon falan yaptığınızda. Şimdi ben ekran paylaşmamı durdurayım. Size döneyim. Nereden durduruluyordu? Hatırlayacağım inşallah. Stop share diyor. Ben de artık küçük ekranlarda herkesi görebiliyorum. Benim sunumum şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Benim tek bir bilgi felsefem var. Her zaman söylerim. Bilgi paylaştıkça güzeldir. İnsanlar kullandıkça güzeldir. Ben tek başıma kullansam ne işime yarayacak ki bu? Sizler de kullanın, sizler de öğrenin. Birlikte mutlu olalım. Herkesin çalışması aynı güzellikte olsun. Kimse baştan savma bir şey teslim etmesin hiçbir yere. İnşallah hepiniz alanlarınızda da başarılı olur. Güzel güzel programlarınızı kullanır, analizlerinizi yaparsınız. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Mübine'ye ve İlayda'ya da teşekkür ederim. Kendilerinin sayesinde sizlerle hem tanışma hem de böyle bir sunum gerçekleştirme şansına eriştik. İnşallah sağlıklı günlerde yüz yüze tanışır da birlikte başka etkinlikler yaparız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Mübine, seni dinliyorum. Çok teşekkürler hocam sunum için.
Şimdi Tamam. sorulara geçmeden önce ben de birkaç bir şey göstermek istiyorum internetten yardımcı olması amacıyla. Daha sonra sorularımıza geçip eğitimimizi sonlandıralım. Ben hemen bir ekranımı paylaşıyorum. Size benim kendi kullandığım birkaç sayfayı göstereceğim. Hocam görebiliyor musunuz ekranımı? Evet, ben görüyorum. Bir masa Siz de, üstü. Evet. evet. Şimdi öncelikle R'da daha yeni olanlar için bu kaynağı göstermek istiyorum. R for Data Science ilk başlangıç için bu kitabı kullanabilirsiniz. Bu da video kaydında olsun istedim. Burada basit düzeyde yani benim önerebileceğim en temel kaynak bu. İkincisi yine Econometry burada hocamızın kaynaklarını da kullandık. Ve bir tane daha Türkçe kaynak var özellikle. Bu karşıma çıkan kaynaklardan biri. Bunu da size önermek istedim. Bunu da kullanabilirsiniz. Kayıttan yine adreslere bakabilirsiniz. Bu da sosyal bilimler alanlarında olanlar için Emre Toros hocamız vardı. Geçenlerde bir etkinlik yapmıştık. Onun bir kaynağı var. Yine bunu da kullanabilirsiniz. Çok çeşitli analizler koymuş içerisine. Diğeri Stack Overflow. Bu özellikle mesela hocamızla yaparken de bir hata koduyla karşılaşıyoruz. Yani hocamız tabii bunu hani nerede hata yaptığını görebiliyor ama siz belki yeni başladığınız zaman ne hata yaptığınızı göremiyor olabilirsiniz. Peki bir şey söyleyebilir miyim Buyurun Mübine? hocam. Seni destekleyecek bir şey. Ben bir Rolling Window diye bir çalışma yaptım. Kayan pencere çalışması. Pencerelerin simetrik aşağı kayması gerekiyor. Kafa yiyorum. Artık böyle çıldırdım. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bilgisayarı fırlatacağım neredeyse. Dedim ki herkes bahsediyor. Ben bir Antalya'da bir gün Starbucks'ta iki tane turistle karşılaşmıştım, İranlı. Bana bu Stack Overflow'dan bahsetmişlerdi. Buraya yaz, cevap alırsın diye. Evet. Ya dedim bir deneyeyim, bu adamlar belki bir şey biliyor. Kodu yazdım. İçeri gittim su içmeye. Su içtim, bana mail geldi. Allah Allah, ne oluyor dedim bu kadar çok. Bir girdim, içinde üç tane cevap birden. Değişik değişik öneriler. Aradan 15 dakika geçti. Vatandaşın bir tanesi üşenmemiş. Bütün kodlarımı düzenlemiş ve de demiş ki çok dağınık yazıyorsun. Orada da kızmış bana. Çok dağınık yazmışsın. Virgüllerden sonra aşağı atsana. O da bana oradan kaldı bu arada. Bunları böyle yazarsan daha iyi olur demiş. Muhteşem bir site bu. Evet. Muhteşem bir site. Yani karşılaştığınızda her hata kodunda mesela diyelim R'sa bir hata kodu verdi. Direkt o hata kodunu kopyalayıp Google'a yapıştırdığınız zaman zaten en başta çıkacak site büyük ihtimal Stack Overflow'dur. Ben şimdiye Kesin. kadar arayıp da bulamadığım bir şey olmadı açıkçası. Ya da gelip Stack Overflow'da yani ya şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir hata koduyla karşılaşmadınız. Bunun İngilizcesini Google'a yazdığınız zaman mutlaka o Stack Overflow'a yönlendirecektir. Orada açıklama olarak örnekler var. Farklı kişilerin farklı önerileri var. Oradan takip edebilirsiniz. Öyle söyleyebiliriz. Bu Stack Overflow'daki yorumlarda en çok reputation'ı alan, en çok puanlamayı alan satırı tercih ederseniz onunkiler daha böyle hem daha şık hem daha böyle güzel çalışan oluyor. Orada mesela size o site şöyle bir şey arkadaşlar, ek bilgi vereyim. Oradan işe alıyorlar insanları. Stack Overflow sitesindeki puanlaması yüksek olan insanlara iş teklifi gidiyor bilgisayar firmaları tarafından. Onun için orada en iyi yorumu almak isteyen adam en çok özen gösteren oluyor. Eğer bir sorunla karşılaştıysanız 6-7 cevap görürsünüz alt alta. Onlar arasında en yüksek puanlıya giderseniz o kodu muhtemelen en güzel o çalıştırıyordur. Bu da tecrübeyle bende böyle bir sabit oldu. Teşekkürler hocam. Bir de Tamam. R-Bloggers'ı göstermek istiyorum. Burada da bazı başlıklar açılıyor. Ya mesela böyle animasyonlar da yapılıyor. Ben burayı günlük takip etmeye çalışıyorum. Zaten eğer bir üyelik yaparsanız mail olarak da geliyor. Ben mesela her gün mailime düşen şeye giriyorum, başlığa giriyorum. Ne yapmışlar, ne şekilde yapmışlar? Kodlarını paylaşıyorlar. Bununla ilgili yazılar yazıyorlar. Bu siteyi de takip ediyorum. Hani sabah ilk uyandığımda yaptığım şeylerden birisi bu aslında. Size de öneriyorum. Grafikler için şu siteyi göstermek istiyorum. Bunun Python için olanı da var. Buraya geldiğiniz zaman grafik türleri var. Herhangi bir grafik türünü seçebilirsiniz. Çok fazla çeşit var. Haritalar var. İşte word cloud var. Mesela ben gelip buradan işte histogram grafiği oluşturmak istiyorum. Histograma girdiğim zaman burada hangi grafik türünü oluşturmak istiyorsam onları gösteriyor bana. Mesela ben şu grafik türünü oluşturmak istiyorum. Buna girdiğim zaman bunu nasıl yapacağımla ilgili bana burada kodu gösteriyor. Siz bunu alıp sadece yani burada tabii kod okumak önemli. Yani bu kodu aldığınız zaman nereyi değiştirmek istiyorsunuz? Bunu anlamanız lazım. Hocamız da az önce ggplot'ta gösterdi. Yani tam olarak nasıl işliyor o artıların sistemi nasıl? Nereyi değiştirmeniz gerekiyor? Mesela ben gelip burada kendi veri setime göre bunu değiştirdiğim zaman, x, y eksenlerini değiştirdiğim zaman buradaki grafikleri elde edebilirim. Renklerini, temalarını belirleyebilirsiniz burada.
Grafik için bu siteyi de çok öneriyorum. Çok çeşitli grafikler var. Yani hareketli grafikler de var, animasyonlar da var. Mesela gelip burada animasyon türlerini seçebilirsiniz. Dediğim gibi sadece kodu okumak yeterli. Burada kendinize göre oluşturursunuz. Böyle hareketli animasyonlar da oluşturmak mümkün. Bir de hocamızın gösterdiğine ek olarak RStudio Cloud'u göstermek istiyorum. Burada gelip üyelik açtığınız zaman RStudio'yu yani arı indirmeden de kullanabiliyorsunuz. Ama tabii bunlara yani çok bilgisayarınız varsa ve yani paketleriniz bilgisayarınızda yüklüyse arı internetsiz de kullanabiliyorsunuz zaten. Hani R kullanmanın dışında ek bir kaynak olması için hocamıza ek olarak göstermek istedim. Çünkü R ücretsiz bir program. Yani bir para ödemeniz Tabii. gerekmiyor. Ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Zaten en büyük avantajlarından birisi de bu. Bunları göstermek istemiştim. Şimdi ekranımı durduruyorum. Belki benim anlattığım şeylerle Şöyle bir ilgili şey de ekleyebilirim. sorularınız olur. Buyurun hocam. R'da ilerlemek istiyorsanız bir çalışmayı R'da başlatıp R'da bitirmek için uğraşın. Sorun değil. Mesela ilk çalışmanız 6 saat sürdü. İyi üstü 4 saatte, belki 1 saatte yapacaktınız. Belki Stata'da 10 dakikada yapacaktınız. Ama şunu unutmayın. Bir gün öyle bir şey gelecek ki önünüze, bunu sadece R yapabiliyor olacak. Ve ne yazık ki R'da çok vakit kaybedip çalışmadığınız için o ilk kodu çalıştırmanız ilk yaptığınız koddaki gibi 6 saat sürer. Ben şöyle söyleyeyim. Ben çok basit bir panel veri analiziyle ilgili bir makale araştırmasında bir analizi, belki ilk ara başladığımda inanın 15 gün falan sürdü. Bakın ben bunu Stata'ya koysam XTSet Firm ID Year diyecektim. Sonra XTREC diyecektim. Enter'a basacaktım, sonuç verecekti. Benim 10 dakikamı almazdı Stata. Yok dedim ya, ben R öğreneceğim. 15 gün kurcaladım. Oraya girdim, buraya girdim. Oradan çıktım, buradan çıktım. Sonunda ne oldu? Kazanan ben oldum. Şimdi hangi ekonometrik test olsa girer, okumasını öğrendim, uygular yaparım, güzel grafiklerimi çizerim. Şimdi siz de öyle olabilirsiniz, öyle hissediyor olabilirsiniz. Ya herkes ilk gün muhteşem kullanacak diye bir şey yok. Yani gitarı eline ilk alan adam ilk başta muhteşem bir şarkı çalıp söylüyor olsaydı herkes gitarist olurdu o zaman ya. Bu böyle bir şey değil. Kod da böyle. Yazdıkça çalışıyorsun, hata yaptıkça sabret. Hata yap ki hatayı çözmeyi öğren. Hata vermiyorsa kork bence. Çünkü ilk pro kodu yazdın, çalıştı. Tesadüfen doğru kod yazarsan en büyük hata bence o. Tesadüfen yazılan doğru kodda nerede neyin çalıştığından haberin olmaz. Hangi kodun hangi argümanı neyi yapıyor bilemezsin. Ama bir hata yapınca Allah Allah, bu satırda bunu verdi. Demek ki bu satır bu işe yarıyormuş diyebilecek olsun. Onun için bence hiç vazgeçmeyin. R çok kullanıcı dostu bir program. Bence kullanmaya da devam edin. Sorular Teşekkürler vardır. hocam. Sorulara geçebiliriz. Evet, şimdi iletiyorum. Hocam minimum lag için minimum AKK değeri mi var yani denmiş. Ben sizi durdurmak istemedim o Yok, sıra. şöyle söyleyeyim. Şimdi her bir regresyon modeli tahmin edildikten sonra bir U elde ediyoruz, değil mi? Bu U'lardan, bu U'ları kullanarak bir bilgi kriteri değeri elde ediyoruz. O elde ettiğimiz bilgi kriterleri AKK hesaplanıyor, Schwarz hesaplanıyor, bundan Hannan Quinn hesaplanıyor, Final Prediction Error dediğimiz FPE hesaplanıyor. Bir sürü bilgi kriteri ölçütlerimiz var. Her bir regresyondan elde ediliyor bunlar. Ama AKK bunlar arasında en cimri olanı genellikle, en küçüğünü veren. Bunu da bahsettiğim sözlük çalışması grubundan profesör hocalarımızla konuştuğumuzda söylemişlerdi. Hatta bana demişlerdi ki Google aç parsimonious kriterya yaz. Yani cimrilik ilkesi. İlk çıkan makaleleri ekonometride karşılaştır. Şimdi cimrilik ilkesini internette araştırın. Bakın hep şunu söyleyecek. AKK her zaman daha küçük gecikme veriyor. Peki küçük gecikme ne demekti? Söyledim ya. Benim diyelim 10 tane gözlemim var. Gecikmeyi ben 3 alırsam serbestlik derecem 7 tane kalıyor. 7 kaldığında ne oluyor? 7 gözlemle ben ne sonuç alacağım? 10 da zaten 10 azdı. 10'dan şikayet ediyordum. 3 de öyle gitti. Kaldı 7. Şimdi Schwarz yapsan sana 4-5 verecek. Ama AKK'nin biliyorum ki ya 1 veriyor, 2 veriyor, 3 veriyor. En az hangisiyse o veriyor. Cimrilik ilkesinden kastettiğim benim oydu. Hani AKK'yi kullanırsanız daha küçük bulursunuz. Zaten program hepsini veriyor. Oradan kendiniz de istediğinizi alın. Ama ben farklı çıkacağını zannetmiyorum. Teşekkürler hocam. Diğer soruya Evet. geçiyorum. Birim Tamam. kök testinde aynı düzeyde duran değillerse ARDL yazmayacak mıyız? Şimdi ARDL bambaşka bir şey.
RLDL'nin burayla alakası yok. Var tahmin ile RLDL ayrı bir şey. O şey anlamına geliyor. Otoregresif distributed lag demek. Yani hem kendi ile bağlanımlı, otoregresif ve gecikmesi dağıtılmış bir model. Bunu nerede kullanacağımıza ilişkin zaten bir sürü literatürde de karmaşa var. Şöyle söyleyeyim. Farklı dereceden entegre olmuş değişkenler. Mesela biri I2, biri I1. Bir de bunların gecikmeleri varsa bu ARDL kullanılabilir diye bir çalışma var. Ama internette araştırın. Birçok buna kötü yorum da var. Farklı dereceden durağan olan değişkenlerle ilgili analiz yapamazsınız diye söyleyenler de var. Yani zaten çok gelişmiş bir ve ortada iyi bir konsensüs mü derler, böyle hani akıl birliği olmuş bir yöntem olmadan bu yöntemi ben zaten tavsiye kendim kullanmadım şimdiye kadar. Kullanmanızı da çok tavsiye etmiyorum. Çünkü ben hala Gazi ekonometriden doktoran bitirdiğinde bile bölümde hala konuşuluyordu. Ya bu farklı derece durağan değişkenler girer mi girmez mi? Bunları akademisyenler konuşuyorsa öğrencilerin bunları kullanması bence daha çok erken. Yani farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Diğer soruya geçiyorum. Yani... Arda simülasyon çalışmaları yapılabiliyor mu? Genel denge analizi gibi. Arda simülasyon çalışmaları yapılır tabii ki. Ama genel denge analizinden kastettiği ne? Kodu görmeden, ne yapmak istediğini bilmeden, o arkadaşla yüz yüze konuşmadan onu bilemem neyi denemek istiyor. Ama simülasyon yapılacaksa Arda tabii ki yapılır. Ben şunu da söylemeyi burada çekinmeden söyleyebilirim. Ben Python'da az çok biliyorum. Hani kendinizi bir alanda geliştirmeyin. Belki Python'da olan kod Arda yoktur. Arda olan onda yoktur. Kendinizi hiç sınırlandırmayın. Tek R öğreneceğim diye değil. R çok kullanıcı dostu. Bütün paketler içinde bir kez indiriyorsun tamam. Ama mesela Python kullanmaya başladığında mesela Pandas kütüphanesi. En temel kütüphane. NumPy kütüphanesi. Yüklü değil. Hemen import Pandas SPD, import NumPy SNP bunları, ama R sana öyle bir şey yapmıyor. Her şeyi hazır tutuyor. Teşekkürler hocam. Şu scientific false ile ilgili bir soru gelmişti. ggplot'ta bunu Tamam. kapatabilir miyiz diye. Ben şu yani R'da o bilimsel Evet, gösterimi kapanması görmemeniz için için olan şöyle. kodu da yazıyorum. Tamam. O kod, Bübina'nın yazdığı kod hepsi için kapatıyor. Hani bazen açık kalmasını istediğiniz yerler kalabilir. Ama onu o ggplot'ta şey yapabilirsiniz arkadaşlar. O değişkeni scientific false olarak atarsanız, o scientific false'da şöyle bir detay var. Onu söylemek zorundayız. Bir hile yapıyor orada aslında. Karakter gibi gösteriyor. Dikkat ettiyseniz çift tırnağı alıyor bunları. Yani çarpı iki deyin hata verir. Karakterin iki katı olmuyor diye. Öyle bir tuhaf bir iş yapıyor. Onu sol taraf değişkeni olarak, yani y'ye atar mısın? Belki atıyorsundur ama ben bir iki denediğimde hata vermişti. Yine de emin olmadığım bir şey hakkında size yanlış yönlendirmek istemem. Ama senin söylediğin daha kalıcı bir yöntem. Ya ben genelde onu kullanıyorum. O Olabilir mi bilimsel bilmiyorum. gösterimi Mesela hiçbir yerde çıkmasını da kullanmıyorum. açarsın da kapar, değil mi? Öyle Evet. olur. Çünkü öbür türlü boğar yani. Düşünsene 21 tane basamaklı bir veri var. Oraya onu koyacak. Her satırda onu yaparsa çok çirkin tablolar Ya onun oluşur. gösteriminin biraz sonunu kısaltıyorum sadece. O şekilde kullanıyorum ben genelde. Ben round kullanıyorum, nokta kullanılacaksa. Bu da önemli bir komut. Onu da araştırabilir arkadaşlar. R, O, U, N, D ondalıklı basam şeylerde kullanılan. Mesela diyelim 0, eksi E17 diyor. Ben round 4 diyorum. Oraya kadar olanı, yani virgülden sonra dört basamak göster demek. Evet. Evet. Şimdi birkaç araya yorum vardı hocam. Sürpriziniz için bu bilgi hayat kurtarır hocam. Çok teşekkürler yazmışlar. Güle güle kullanın. Erkan hocam siz süpersiniz. Çok teşekkür ederim kendi adıma. Çok Panel teşekkür eğitim ederim ben. olacak mı? Ne zaman olacak diye bir soru Ne var. Bunun olacak mı? duyurusunu yaparız. Panel eğitimi, panel Şimdi veri. şöyle arkadaşlar, ben demiştim ya panelle ilgili çok güzel bir TÜBİTAK'ın eğitimi var. Hem de alanıyla ilgili uzman arkadaşlarımızın, hocalarımızın eğitimi var. Şöyle yaparız. Bu eğitimi dinleyin, TÜBİTAK eğitimini, o da ücretsiz. Bir de bu, ben belki pandemiyi falan iyi niyetlerle aşmış oluruz. Ben kaçmıyorum yani, hani ben anlatırım. Benim için hiç sorun yok. Ama onu bir dinleyin, onu bir birlikte görelim. Neler katacak bize? Ben mesela orada eğitimci olduğum için önermiyorum. Ben eğitimci olmasaydım da o etkinliği bir şekilde dinlemek için elimden geleni yapardım. Çünkü bakın, Bilkent'ten Eray Hoca var. Gazi'den Furkan Hoca var. Ben sadece temel R anlatacağım.
Böyle birçok hocanın birlikte bir arada bulmak çok zor hocaların eğitimini ve ücretsiz. Şimdi şöyle de bir şey dediler o sitede. Ücretsiz ama 25 kişi katılacak. Şöyle bir şey var. Ben öğrenci olsam inşallah bana çıkmaz derim. Niye biliyor musunuz? O 25 kişiyi seçecekler. Onlar sabah 8'de oturacak, akşam 6'ya kadar bilgisayarda online dinlemek zorunda. Ama siz kayıt oldunuz ya, siz o 25 kişiden biri değilsiniz diyelim. Size online video linki gelecek. Onların bilgisayar başında böyle hıdır hıdır izlediğini siz evinizden tabletten rahat rahat tableti yanınıza koyarsınız. Kendi bilgisayarınızı da yanınıza ya da telefonunuzu. Hem izler hem uygularsınız. Ben bunu tavsiye ederim. Bir muğlaekonometri.com sitesini bir gezin. Ama Mubino eğer derse ki hocam çok talep var, ben onu sizi kırmam. Hani ben ne anlatsam, size ne kadar faydam dokunsa ben o kadar mutlu olurum. Teşekkürler hocam. Rica Bunun ederim. duyurusunu Twitter hesabımızdan yaparız zaten. Biz Tabii. hocamızla görüşüp ona göre Ben de ayarları böyle takip kendi çapımda edebilirsiniz Erkan hocam. Agaslan, yani benim adım soyadımı ekranda görüyorsunuz. Onu birleşik yazıp Twitter'a girerseniz kendi çapımızda yaptığımız çalışmalar, Ağrı'la ilgili belki birkaç güncel bilgiler ve genellikle iktisadi konularda yorumlarla ilgili bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. Eğer takip ederseniz oradan da benimle ilgili ve Mübina ile yaptığımız ortak projelerden de bilgi sahibi olursunuz zaten. Teşekkürler hocam. Rica Ggplot ederim. kendi başıma öğrenmek günlerimi almıştı sadece. Çok çok teşekkür ederim hem size hem hocamıza diye belirtmişler. Rica ederim. Bu temel bir fonksiyonuydu. Daha çok 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 özelliği var. ggplot'la ilgili ben bir kitap gördüm, 600 sayfa. Ya ben şimdi burada size 10 dakikada onu anlatamam tabii de. Ama hani o ekranın o bölümünü siz kayıtta dondurursunuz. Ben diyezlerle yazdım ya, hangisi ne işe yarıyor. Oradan çözersiniz kendiniz. Yine çok güzel bir eğitimde severek takip ediyorum. Sondaki sürpriz için ayrıca teşekkürler hocam. Rica ederiz. Teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Hocamıza çok teşekkürler, çok güzeldi. Çok teşekkürler, ufkumuzu açtınız. İzmir'den selamlar. Biz de buradan selam göndermiş olalım. Herkes farklı illerdedir diye düşünüyorum. Şu Herkese. pandemi dönemiyle. Herkese selamlar. Evet, İzmir'e hem başsağlığı hem geçmiş Armark'tan olsun. kullanıyor musunuz diye bir soru gelmiş hocam. Armark'tan. Armark'tan aslında ben neden böyle başladım? Ben yabancı sitelerden takip ettiğim hep böyle videolarda R notebook öneriyordu. Aradaki farkı da şöyle anladım. Aslında Markdown kullanmak daha mantıklıymış. Çünkü bunun nitini alırken, PDF yaparken, HTML yaparken çevirmede zorlanmadan, hata vermeden alıyormuş. Ama niyeyse benim elim hep ilk hani bir şeyi ilk öğrendiğinizde hep öyle gider ya. Benim nedense öyle gidiyor. Yani hep elim R notebook'a gidiyor. Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ama sadece şunu söyleyeyim size. İkisi de birbirine çok yakın. İnanılmaz yakın iki farklı şey. Not alın, not alın, not alın. Üzerine ağırlığın her zaman not alın. İnanın bakın ben size anlatırken, Mubine biliyor ben bunu kaç günde uğraştım çıkarttım bu notlar için. İnanın ben belki 14 saat bir gün hiç kalkmadım bilgisayar başından. Çünkü hata veriyor düzeltiyorum, yapıyorum, açıklama yazıyorum, o diyezleri düzeltiyorum. Bakın ben bu kadar emek verdim, yaptım. Az önce gördünüz program yaparken bir yerde hata verdi. Niye? Çünkü unutuyoruz, hepimiz insanız. Hata yaparız. Not alırsanız unutmazsınız. Bu kadar basit. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Etkinliklerimize devam edeceğiz. Hani bununla ilgili sorular var. Etkinliklerimize devam ediyoruz. Her seviyeye uygun eğitimler koymaya çalışıyoruz. Temel eğitimle başlıyoruz. Yani ara ara temel eğitim de koyuyoruz yeni başlayanlar için. Aslında Mubine bunu bana da çok talep yazan oldu ya. Bununla ilgili bir şey belki ben rica edebilirim sana. Benim öğrencilerden de yazan çok var. Ara yeni başlamak isteyen, şimdi dersi dinleyen ama çok yakalayamayan, işte temel bu işte mantıksal operatörler, matematiksel operatörler, for'lar, if'ler bunlarla ilgili belki böyle bir internette varsa onu da paylaşabilirsin aslında şimdi de ya da ben söylerim senin Twitter'ına ya da o daha önceki Twitter mesajlarından hangileri ise belki onu başa sabitlerseniz hani temel R eğitimi bu videodadır gibi. Hani Tamam hocam. insanları kazanmak adına çok soran var. İnan ki hocam nereden başlayacağız? Şimdi ben bu derse gel başlarsın diyorum ama arkadan birçok mesaj geldi konuşurken. Ya bir anda siz uçağı uçurmaya başlamışsınız biz daha kanatlarından haberimiz yok diye. Tabii haklılar insanlar yani kolay değil bir programı öğrenmek. Ben şöyle Ben bir içerik de hazırlıyorum onun hocam. için Hani baştan başlayıp böyle adım adım ilerleyen, daha sonra güzel kimin olur, güzel alanına olur. göre Herkesi farklılaşan. kazanmış oluruz bu Evet. sayede de. Bunların Evet. duyurularını zaten ara ara yapıyorum.
Oradan takip edebilirsiniz. Çok fazla teşekkür mesajı alıyorum hocam. Ayrıca Herkese kaydı. kucak dolusu sevgiler, Evet. saygılar. Herkesle inşallah bir böyle pandeminin kalktığı gün oturur bir kahve içer, tanışırız. İyi dilekleriniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Burada mesela beni herkes az çok tanıyan arkadaşlar var. Mesela Emel'i görüyorum. Emel Peküzün de burada galiba. Süreyya burada. Hani benim ne kadar yardımsever olduğumu az çok herkes biliyordur. Neler yaptığım, neler ettiğim. Hani ben elimden geldiği kadar size destek olmak için varım, buradayım. Zaten işim o. Öğrenci olmasa ben zaten olmazdım. Ne yaptığımızı bilmek lazım. Onun için çekinmeden bana mail de atabilirsiniz. Bakın buradaki adım soyadım Erkan Agaslan. Ben sadece şeyi istemiyorum. Okul mail adresime yazmazsanız sevinirim. Niye onu sevmiyorum? Şundan dolayı. Bir gün mail şifremi kaybettim. Okuldan dedim ki şifremi kaybettim. Söyler misiniz? Adam telefonda bana şifremi söyledi. Ya arkadaş, ya ben Ahmet olsam da söylerdim, Mehmet olsam da. Onun için ben o maile çok güvenmiyorum. Bana kendi mail adresim olan erkanagaslan@gmail.com'dan ama sorun yazarken şöyle yazmayın arkadaşlar. Mesela Arla ilgili bir sorun yaşıyorsunuz ya, onun ekranını da görürsem fotoğrafta. Hani ya da eğer çok kişisel, öznel bir gizliliği olan bir çalışma değilse kodu da gönderirseniz, hani bilgisayar öyle bir şey çünkü Mübine sen de biliyorsun hani birinin, ya benim bilgisayarımda bir sorun var, en korkunç cümle. Eyvah diyorum. Çünkü o kadar çeşitli spesifik sorunlar var ki ben görmeden bilemem bunu yani. Hani o ekranı görmem gerekiyor. Onunla ilgili danışabilirsiniz. Mail adresi üzerinden. Bu dosyanın paylaşımını şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bunu bencillik diye algılamayın da. Üzerine verdiğim çok emek var. Bir de bunu kitap yapmak istiyoruz biz Savaş Hocam'la birlikte. Savaş da buradaysa. Hani bir zaman serisi ekonometrisiyle ilgili güzel bir ar kitabı çıkartalım istedik. Bunun maddi kaygısı olmayan, minimum fiyatında tutabileceğimiz ama herkesin faydalanıp erişebileceği, en azından literatürde bizim de adımızın bulunduğu, hocalarımızın bildiği, hani bu adamların bir emeği olduğu diye bir kitap proje niyetimiz var. Ve bu notların tamamını orada kullanacağız. Bu da onlardan bir parça olacak. Eğer mazur görürseniz, videodan izlerseniz çok mutlu olurum ama çok sıkıştığınızda ne yapalım, istiyorsanız bir şekilde eriştirmeye çalışır mıyız diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Yani beni umarım anlayacaksınızdır. Ben zaten yardımsever olmasam burada olmazdım. Hani o biraz şey benim için, hani kıymetli bir not olacak, bir parçası olacak. Şimdi bir yerde yayıldığı zaman da çirkin oluyor bir akademik çalışma önden. Siz nasıl takdir ederseniz artık. Teşekkür ederiz hocam. Sağ Bununla olun. ilgili yine duyuru yaparız. Ben kayıt altına aldım. Kayıtlarımız Arla Ediz Ankara'nın Tamamdır. YouTube hesabında paylaşılacak. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. İlayda'ya aracı olduğu için çok teşekkür ederim. Sizlere de Yayda etkinliğinizin canımız bizim takibinizden dolayı. öğrencimiz Hacı Bayram'dan. İyi ki var. Evet, hepinize geldiğiniz için çok teşekkürler. Sonraki etkinliklerimizde görüşmek üzere. Evet, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Selamlar, sevgiler.